7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Eşimin ne cebine ne eline baktım. Sadece onun kalbine baktım. Çünkü çok güzel bir kalbi var. İlk önce babam vefat etti. Bir ay sonra kayınvalidem vefat etti. Eşim o stresi araba park etmeye çalışırken annesine de hakaret edildiğini duyunca o hırsla karşıdaki kişiyi yaralıyor. Eşim ilk gittiğinde çocuklarımın yatağı vardı, benim odam vardı. Nerede şimdi onlar, mobilyalar? Sattım. Niye? Yani kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için. İlk defa gazete görüyorum şu anda. Tadını aldıktan sonra hep yemek isteyeceksiniz. Bayağı yağlı bir ete benziyor. Ben ona yağ bile eklemeyeceğim. Kadir Bey, hamurumu açar mısınız? Ne yapayım? Şaka yaptım, ben açacağım. Kadir Bey aşk olsun yani, mercimek suyunu komple çekmiş. Bu da benim kabahatim. Görmediniz mi? Kolay bir menü olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Sanırım içinde yeşil soğan da var. Zaten ıspırasa soğan. Saçma mı geldi? Saçma tabii ki. Vallahi sizin kadar kimse saçma olamaz. Herkesi tepki vermekten vazgeç. Kapat gözlerini. 3, 2, 1. Çok renkli istiyordum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. El açması. El açması değil, bu hazır. Hiçbiriniz yemekten anlamıyorsunuz. Böreğim hazır yok. Ve Ena Marat benim madalyasının sahibi. Ena Marat bölümden herkese merhabalar. Hayırlı cumalar efendim. Güzel bir haftayı geride bırakıyoruz. Haftanın son gününe geldik. Hanımların teker teker hamur attıklarını gördük. İddialı yarışmacılarımız da vardı. Ve bugün Nazlı Hanım'ın evine davetliyiz. Güngören de marifetini gösterecek bize. Ardından büyük finalde 50.000 TL'nin sahibi ve benim için en önemlisi hanımların puanını öğreneceğiz. Kim kime kaç puan verdi hepsini öğreneceğiz. İnşallah birbirlerinin puanlarından memnun kalırlar. Hazırsanız Nazlı Hanım'ın hamur attığını görmek için kapıyı çalıyorum. Hadi bakalım. Ben Nazlı Özşahin, 30 yaşındayım, 2 çocuk annesiyim. İstanbul Güngören'de yaşıyorum, Karslıyım. Ev hanımıyım. Hayırlı sabahlar. Hoş efendim Nazlı Hanım, çok şıksınız gene. Teşekkür Nasılsınız? Vallahi heyecanlıyım. Hem büyük final heyecanı var, hem senin hamar atlığın var. Bugün dolu dolu bir gün. Sevgili seyirciler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Üst katın bir vergi borcu varmış. Küçük bir ikram, 5.000 TL efendim. Küçük mü? Küçük. Nazlıcığım, senden çok güzel bir performans bekliyorum. Çünkü ben her zaman sessiz yarışmacılardan korkmuşumdur. Nazlı, bazen dinlemiyorsun ama. Öyle bir huyum var. Dalıp gidiyorsun. Sonra söylediğin şey böyle bir ne bileyim tuhaf geliyor. Hiç ortamla alakalı değil. Dalıp gitmem yaşadığım sıkıntılardan dolayı oluyor. Sürekli bir düşünce içindeyim o yüzden. Nazlı Hanımcığım, hikayenizi anlattıktan sonra Kadirciğimin size söylediği bir şey vardı. Dinlemeden anlamadan böyle konuşmayın dediniz. Onu da size sonra söyleyeceğim. Nazlı, ben de senin için dedim. Dinlemeden konuşuyor dedim. Galiba onu söyleyecek. Hadi gel biz. Zümrüt yeşili koltuk, bayılırım. Evet. Zümrüt yeşili geç. Arkadaşlarım bu hafta beni sessiz gördükleri için hep eleştirdiler. Aslında tam aksine hiç de öyle değilim. Ve bugün o ödül benim olacak. Evet, Nazlı Hanım'ın hoş salonu. Hoş geldiniz Kadir Bey. Koltuklarının yeşil rengine bayıldım. Çok da şık olmuş. Salon ferah ama bu halı koyunu yere sermiş gibisi post. Yalnız içi kırçıl kırçıl kırçıl. Bunun içine bir sakız düşse daha var ya sen bulamazsın, çıkartamazsın. Ama bembeyaz da duruyor. Sende iki çocuk var değil mi? Evet. Kaç yaşın onlar? Kızım 10 yaşında, oğlum 5,5 yaşında. Oo, ikisi de küçük. Öyle durdurabilecek yaşta değiller yani. Oğlum zaten. Bak, peteklerin üstüne jelatin çekmiş ya. İçine toz gidince sevmiyorum. Temizlemek zor oluyor o yüzden. Bunlar Hanım'ın peteğinin içi de oluk oluk tozdu. Niye isim veriyorsun? Yarışmacıları yarışmacıya düşürüyor ya. Niye milletin hepsinin laflarını söylüyorsun? Eski bir ev, borular hep dışarıda. Onları silmem artık şey, bazen etlerim ya kesiliyor. Ya o boruyu hadi geçtim. Şurası gözüne ayna gibi çarpıyor. Yani yarışma için bir hazırlık yapılmış belli. Ama bizim umrumuzda mı? Asla, ne halin varsa gör. Şey, onlar çıkmıyor. Aynen, biz de çıkaramıyoruz işte Nazlıcığım. Ne yapsak bilemiyoruz. Vallahi aldığından beri hiç çıkartmadım da. Oo, aldığından beri. Ne kadar oldu bunu alalı Nazlı? 4 sene oldu ha? 4 sene sonra çıkan çekmece arkası. Bir saniye. Çocukların oyun kartları burada aldım. Evet. Düdüğümüz de burada aldım. Ama ben onu göre gene iyi bu arada. Gerçekten. Ben yumak yumak bir şey bekledim. Ay çok özür dilerim. Böyle kalkmak estağfurullah, özür dilemekten değil. Biz alışkınız. Olsun, beraber sileriz. Aynen. Önemli olan. Utandım şimdi, özür dilerim. Estağfurullah. Bundan mı utandın? Evet. Sen bundan utandıysan ah. Çok utandım gerçekten. Bak, kadın ne kadar mütevazı. Şundan utandı, görüyor musun? Utanmayacak bir şey mi? Gel, 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 gel.
Milletin eli dolabından neler çıkıyor neler. Ben bu hafta hiç boş konuşmadım. Hep bekledim. Yerinde eleştiriler yaptım. Kadir Bey beni. Sonuçta Kadir Bey kusura bakma. Yok hayır dediğim gibi puan vermiyoruz zaten de sadece televizyonda o kadar ya gösteriyorum. O değil, ben gerçekten sizi çok iyi karşılamak istedim ama ona gerçekten çok utandım. Hayır karşılaman gayet güzeldi, ondan yana sıkıntı yok. Peki mutfağın küçük ama güzel, derli toplu bir mutfak. Ne kadar zamandır burada oturuyorsun? 4 yıldır oturuyorum. 5 ay yoktum zaten burada. Niye bir yere? Annemdeydim. 5 ay hani orada biraz kendimi toparlamak istedim. Nazlı Hanımcığım garip bir hikayeniz var. Hikayenizi öğrenince size ekstradan saygı duymaya başladım. Herkes bunu yapamaz. Söylemeliyim ki sizi tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Gözlerini dolduracak kadar zor bir şey anlattıysam eğer. Senin için zorlu bir süreç olmuş da ne olduğunu ben de bilmiyorum şu anda. Karşılama öncesi moralinizi bozmak istemem. Hanımlar da gelsin, isterseniz sonra dertleşirsiniz. Beni hep böyle merakta bırakıyorsunuz ya. Tamam ah sus, sormuyorum işte. Tamam ama sen de kendin emin dur, burası senin evin. Ben eminim zaten. Öyle sessizmesiz demesinler. Hadi aç kapıyı gelsinler. Bugün arkadaşlarıma öyle bir yemekler yapacağım ki hepsi şok olacak ve şaşıracaklar. Sen kaçarak mı evlendin? Eşimi gerçekten çok seviyordum. İki kere geldiler, vermediler. Eşimin ne cebine ne eline baktım. Sadece onun kalbine baktım. Çünkü çok güzel bir kalbi var. İlk önce babam vefat etti. Bir ay sonra kayınvalidem vefat etti. Eşim o stresi araba park etmeye çalışırken annesine de hakaret edildiğini duyunca o hırsla karşıdaki kişiyi yaralıyor. Eşim ilk gittiğinde çocuklarımın yatağı vardı, benim odam vardı. Nerede şimdi onlar, mobilyalar? Sattım. Niye? Yani kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Merhabalar. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız Zeynep Hanım? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Nazlı Hanım'ın karşılamasını çok beğendim. Ben Nazlı Hanım'ın karşılamasını çok sıcak bulmadım. Gayet güler yüzlü ve içtendi. Daha sıcak, daha farklı beklerdim açıkçası. Hanımlara tekrardan hoş geldiniz. Haftanın son günü. Koca bir hafta nasıl çabuk geçti? Aynen çok hızlı geçti. Pazartesi heyecanı derken su gibi aktı. Bugün büyük final. Herkesin eli yüreğinde. İnşallah 50 bin lira benim de bu kapıdan yanında gider evime diye düşünüyorsunuz. Belki ama de gitmez, burada kalır o elinde. Öyle mi diyorsun? Evet. Nazlı bugün iddialı, her ne kadar siz Nazlı'ya güvenmeseniz de. İnşallah. Nazlı Hanım daha mutfağa girmedi ama. Ama Nazlı'yı da tanıyalım birazcık, merak ediyoruz. Nazlıcığım kaç yaşındasın, kaç çocuğun var, nasıl evlendin, ondan sonra çalışıyor musun, programa başvurmaya nasıl karar verdin? Evliyim, 30 yaşındayım. Aslen Kars'ım, İstanbul Güngören'de yaşıyorum. 2 tane çocuğum var, kızım 10 yaşında. Allah, oğlum 5,5 yaşında. İkisini beşinde koşturuyorsun. Evliyim, ev hanımıyım, çalışmıyorum. Bir çalışma hayatın oldu mu peki? Bekarken çok oldu. Bekarken çalışıyordun. Evet, çalışıyordum. Peki nasıl eşinle tanıştınız, nasıl evlendin? Eşimle ben en son telefoncuda çalışıyordum. Orada çalışırken hat almaya geldi. Kontür yüklemeye gidecek zannettim onu. Kontür yüklemeye geldi. Sonra bir daha geldi. Artık gitmek bilmiyor. Hani niye geliyor, niye gidiyor? Anlam da veremiyorum. Bu kadar kontürü ne yapacak işte. Sonra en sonunda artık neden geliyorsunuz dedim. Hani ha, müşteriye. Bu kadar haklı. Ama bıt 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 tam bir şey alıyorsunuz, azıcık da susun yani, ben işimi yapıyorum. Ha bir yandan da senin iletişim kurmaya çalışıyorum. Ben hala adam açılamadı. Adınız da. Adınız ne, kaç yaşındasınız, işte burada mı oturuyorsunuz, sana ne? Tabii hiç de alınmadı yani. Hoşuna gitti. Kafamı kaldırıp gözlerine bakınca böyle cam gibi kirpikler kocama. O anda bir vurulma yaşandı. Evet. Peki ne kadar sürdü bu flörtünüz? Demek ki şöyle bir şey var. Aşk, sevgi, hani boya, posta, fiziğe ya da maddi manevi durumun maddi açıdan, hani parasal konuda hiçbir şeye bakmıyor. Yapılı bir insanla evleneceğimi hiç düşünmezdim. Ama işte yapılılara karşı bir ön yargı mı var? Hep yapılı değil. Yani yapılı istemezdim. Yapılı göstereceğim size. Kilolu olduğu için beni yanında gören kız kardeşim diyor. He. Gelmişiz, bana artık orada kaldı. Aa kim bu? Arkadaşım mı, kız kardeşim mi? Kız kardeşi de var. Hayır diyorum, eşim ya. Ne kız kardeşi, ben yapıyorum böyle. Peki hamilelikte falan kilo aldın mı? Yok, hiç almadım. Kızım da 57 ile gittim. 57. Oğlum da 59 kilo ile gittim. Hiç 57 ile doğum yapanınız var mı aranızda? Var. 57 ile mi yaptın? 40 kiloyla evlendim. 40 kiloyla? 42 kiloyla hamile kaldım. 2 kilo almıştım. 5,5 ay sonra. İlk kızıma hamile kaldım. Ben yorum. Sen orada kahveleri alabilirsin. Tamam, evet. Ben bir kahveleri getireyim. Aynen. Pardon. Diğer kızım da hemen olunca, peş peşe olunca, peş peşe. Bir sene 3 gün var aralarında. Maşallah, bir sene 3 gün Özden Hanım hızlı. Ama iyi ki olmuş. İkiz gibi büyüdüler. Allah eksiklikleri göstermiş. Cansucuğum sen? Ben 70 kiloyla evlendim. Şöyle Kadir Bey ikram edeyim. 70 kiloyla. Kahve de benim size, pardon. Çok onlara girmiyorum Kadir Bey. Günümüz gençlerinde de şu var.
Ben perdemi de astım. Ha, bu yapın anlamında değil. Halımı da silkeledim. Bana artık komşularım da kızardı. Özden yeter artık hamilesin. O yapma, düşer ben korkusuyla. De bazen ister istemez biz de kendim de tedirgin olurduk. Evet, acaba eskiden kalp atışı var mı, atıyor mu, evet, diye tedirgin olup kendimi hastanede bulduğum zamanlar olmuştu. Ha, hamileyken sen arada gidip, evet, geliyordun, pimpirikliydin. Aynen. Evet, bir de doğumdan sonra da pimpiriklenme devam zaten ediyor. Zaten panik atak, evet, mesela sebeplerinden biri bu. Hani uyuduğu zaman. Aynen, panik atak doktora gittiğinde doktora dedi ki anne misin? Evet dedim, anneyim. Çünkü gidip arada nefesini dinliyorsun. Evet, nefes arada nefesini dinliyorsun. Hele bir de yeni doğum yapmışken, evet, çok karışan da bir kayınvaliden varsa, bir de böyle hani sana sen yenisin, bakamazsın, bilmezsin tarzı davranıyorsa daha çok psikolojik ben yok, böyle Allah biraz razı daha olsun. Kendini yetersiz hissediyorsun. Yok, o da çok kötü bir şey. Oldu. Ben iki tane çocuğumu da doğum yaptığımda hiç kimse yanımda yoktu. Senden deniz? İstanbul'daydı da ama benim ikinci doğumda benim bir tane ablam var. Beyninde tümör vardı. İki kere üst üste ameliyat oldu. Üçüncü ameliyatında benim doğumuma denk geldi. Doğum yaptıktan 5 saat sonra oğlumu alıp ablamdan da kızımı alıp eve gidip yemek yapıp temizlik yaptım. İlk çocukta peki ailen var mıydı yanında İlk yine? İlk çocukta kaynanamla bir yaşıyordum o zaman. Kayınvalidenle bir yaşıyordum. Evet, kendisi vefat etti. Anneler falan geldi ama değil mi? Yani dediğim bakmaya çocuğa yani yardıma. Yani arada gelip gidiyorlardı, arada gelip hani gidiyorlardı. 1-2 ayda. 40'ını falan biz kendimiz yaptık. Bir kaynanam 40'ını... Doğum yapmışsın ya, annen gelmez mi? Hani kızım doğum gelmediler, yapmış. Gelmediler, çok kalabalıklar. Annemin de evi çok kalabalıktı. Tek başıma yaptım. Sen kaçarak mı evlendin? Da ses mi sence? Kulağıma geliyor çünkü yani arada bir küslük yoksa hiçbir anne doğum yapan kızı... Hani böyle bir anormal bir durum olmaz yani. Ev ne kadar kalabalık olursa olsun. Evet, çünkü eşimi gerçekten çok seviyordum. İki kere geldiler, vermediler. Hani sana bakamaz, işte seni geçindiremez ama ben hiçbir şekilde eşimin ne cebine ne eline baktım. Sadece onun kalbine baktım çünkü çok güzel bir kalbi var. Bayram arifesi, abim o zaman annemin yanında, oradaki sitede oturuyordu. Eğer dedim beni dışarıda birinin yanında görürsen sakın dedim bana karışma. Çünkü dedim ben çok seviyorum. O da dedi bu cesaretin için dedi teşekkür ederim dedi. Ben bir abi olarak dedi senin yanındayım. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Düğünüze geldiler mi? Babam sadece kınada bulundu, düğünde olmadı. Düğünde hiçbir erkek gelmedi, sadece kız kardeşim ve annem geldi. Olsun ne güzel, sonuçta tatlıya bağlanmış. İşte bu kaçma olaylarında kimse hemen, evet, barışmıyor, bir yarışmacımız, evet, da vardı. Ve ben buradan, evet, bütün genç kızlara söylüyorum, evliliğin de bir yaşı var bana göre. Ama ben evlendiğimde bunu bilmiyordum gerçekten. Senin hikayen Özden Hanım'ı bayağı etkiledi. Baba bende de bir... Ben iki sene önce babamı kaybettim. Ölmeden önce benim çocuğum da hastaydı, yengem yine hastaydı. Benim yengem de vefat etti ve bir hafta oldu. Ben cenazemi bırakıp geldim yarıştım. Biraz da sessizliğim işte o yüzden de. Yani Nazlı Hanım'ın hikayesinde en çok beni baba kelimesi çok etkiledi. Yani baba ve anne farklı, çok önemli. Nazlı Hanım'ın hikayesini duyunca tabii ki de onun için çok üzüldüm. Bakış açım evet biraz değişti ama kendini ifade edebilecek bir insan bence. Özden baba var hayatta mı? Babam hayatta değil. Benim babam anne ve baba sevgisi görmemiş, yaşamamış. 6 yaşındayken annesi terk etmiş. Dedem biraz huysuz bir insanmış. Babam 6 yaşında Kadıköy'e makinist çift amcasının yanında büyüyor. Askere gideceği zaman babasının yanına dönüyor ve o ana kadar 6 yaşından sonra görmüyor 20 yaşına kadar. Ne anne sevgisi ne baba sevgisi tatmadan. Ama size olanca bütün sevgisini fazlasıyla gösterdi. Fazlasıyla verdi. Kendi göremediği, evet, sevgiyi fazlasıyla, de gösterdi. Evet, babam fazlasıyla verdi ve ben babamın gözünde çok farklıydım. Evlendiğim zaman da benden ayrılması çok zordu. Benim de 20 gün hastanede ondan ayrılma çok zordu. Özden Hanım'ın bugün ağlamasını hiç beklemiyordum. Kaç gündür herkes bana diyor ki ekranlar oynuyor, ay ekranlar oynuyor. Bugün de onlar oynadı ağlayarak. Gerçekten göründüğü gibi değilmiş. Güçlü durduğu kadar duygusalmış da. Bunu da bugün görmüş olduk. Evet, bugün, evet, bayağı böyle bir dramatize olduk. Evet. En son Nazlı Hanım. Bugün çok enerjik. Bence dış ses menüyü saysa biz bir kendimize gelelim. Evet. Bak ben de kendimi zor tutuyorum, hadi. Evet. Karşı Nazlı Hanım'ın menüsündeki çorba kesme aşı çorbası. Ara sıcak pırasalı börek. Ana yemek kaz eti pirinç pilavı. Salata çoban salata. Tatlı demani. Şu an kaz eti biliyorsunuz. Kaz eti şu an yenmez. Neden? Çünkü şey kaz illa o biz Karslılar vallahi, biz Karslılar vallahi yazı kışı beklemiyoruz. Yok, o kaz varsa pişince yiyoruz. Yok.
şimdi gazet olmaz. Ama dondurulmuş. Yok, buzlukta, olsun. Buzlukta olsun, saklanabiliyor. Yok, bu kadar saklanamaz. Ve kurutulmuş yok, saklanıyor. Peki biz normalde bu kadar Kurban Bayramı'nda evet o kestiğimiz farklı, etleri farklı. De kullanıyoruz ama o da kurutulmuşu da var. Spesiyeli kaz bu arada. Öyle yani, mi? Evet. Tamam. Ve kaz eti tavuk eti gibi değil, daha geç pişen bir et benim evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Ve programda ilk defa pişecek. Aha, programın evet, dışında pişiren yarışmacımız olmuştu bize ikram etmek için ama programın içinde 2 saatin içinde ilk defa bir kas pişireceğiz. Hadi bakalım göreceğiz kas. Kadir Bey benim hediye abi. Sen o poşette giriş yaptın, ben onu soramadım sana. Evet demiştim dün de, vermek istemedim. Farklı algılanmasın. Son gün olduğu için arkadaşlarıma ufak bir anı olsun kalmak istedim. Kadir Bey bu sizin. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Bak. Pınar Hanım. Senin yazdığı şeylere teşekkür bayılırım. Ederim. Çok açınca güzel. Zaten bir fikir üreteceksiniz. Nazlı Hanım. Teşekkür ederim. Yarışmacılar böyle birbirleri rekabet için hediyeleştikçe kazanan biz oluyoruz. Her gün bir hediye geliyor. Ben Zeynep Hanım'ı kullanıyorum zaten. Öyle demeyin Kadir Bey. Verdiğiniz ödüller çok iyi. Güle yani, güle harcayın inşallah. Evet. Hak eden alsın diyoruz. İnşallah. Hanımları uğurlayalım. Ardından temizlik için ekranlara geleceğiz. Onun ardından en amarat benim de bir ilk kas pişireceğiz. Hadi bakalım püf noktalarıyla bugün sizlerle olacağız. Ayrılmayın, ekrandan geliyoruz. Teşekkür kolay ederim. Gelsin. Nazlı Hanım'ın menüsünü ben uyumlu buldum. Nazlı Hanım'ın menüsü uyumlu ama çok basit. Bu menünün neresi uyumlu? Hepiniz diyorsunuz uyumlu. Neresi uyumlu? Ama gerçekten zor bir menü değil. Bu zamana kadar olan hiçbir menüyü kendi menümle kıyaslamıyorum bile. Şaşıyorum size. Yeni şaşırttınız beni. Yeni sezonda ilk haftamızda sonuncu olan yarışmacımız, bu hafta ikinci olan yarışmacılarımızdan ilkini açıklıyorum. Ve en amarat benim madalyasının sahibi. Merhabalar sevgili seyirciler. Evet, bugün de Nazlı Hanım'ın salonunu şöyle bir tozunu alacağız. Ortalığımızı toparlayacağız. Bugün var ya, yani sabah başlangıçta bizi biraz duygu seline boğdun. Az çok ve en azından anladılar senin neden bu kadar sessiz olduğunu, yaşamış olduğun olaylardan başta dolayı. Başta evet onu belirtmek istedim. Çünkü hani konuşmuyorsun, neden şey anlatmıyorsun diyorlardı. Çünkü anlatamazmış. Çünkü hem o an yengem yeni vefat etmişti. Onun yengem dediğin abinin eşi mi? Evet, abimin eşi. 2 senedir ard arda çok kötü şeyler yaşadım. Yengem de vefat edince dedim acaba niye yani hep ben? Şimdi Nazlı Hanımcığım, sizi bir yakından tanıyalım. Aileniz eşinizi istememiş, siz de kaçarak evlenmişsiniz. Neden böyle oldu sizce? İlk önce babam vefat etti. Bir ay sonra kayınvalidem vefat etti. Kaynağım da vefat edince eşim de biraz stresliydi. Araba park etmeye çalışırken sen bana yer vereceksin, yok sen bana vereceksin. Karşıdaki kişi yaralıyor. Eşin şu an cezaevinde. Evet, bir sene oldu. Ne kadar ceza aldı peki? 10. 10 sene. Daha bir senesi gitti. Evet. 9 sene var. Şikayetçi oldukları için tabii ki olacaklar. Çünkü o da bir can. Daha öncesinden yani küçükken tekrar... Bu 3 el ateşi tek bir kişiye mi etti? Evet, tek kişi. Siz o arada hiç görmediniz mi? Eşim bir anda yok, mı silah yanında mıydı? O gün de eşim benden şey istedi. Tavuk pilavı çok seviyor. Tavuk pilav yapsana dedi. Tıraş oluyordu zaten görüntü aradığında. Dedi ki kuafördeyim, bir saate geleceğim. Arıyorum açmıyor. Saat 7 oldu, 6 oldu. En sonunda görümcem aradı. Dedim ne oldu? Dedi ki abim polisler götürüyor. Nasıl yani dedim. Dedi ki böyle bir olay oldu. Hani bilgin olsun. Ben tabii bir an böyle bir panik işte nefes nefese kaldım. Çocuklar ağlıyor, ben ağlıyorum. Yani hiç beklenmedik yani öyle, tavuklu pilav yapmış öyle, eşini beklerken polisler tabii, götürdü deniyor. Eşimi görmeye gittim de göstermediler. Hiçbir şekilde göstermediler. Karakolda en son beni aradığında hakkını helal et dedi. Ben seni çok üzdüm. Dedim, veda konuşması. Evet. Sen beni hiç üzmedin dedim. Sen beni hiç üzmedin dedim. Çünkü benim eşim çok iyi bir eş. Çok güzel bir baba. Hiç kimseyi incitmez, üzmez ama bir anlık işte. Annesinden sonra gelişen bir depresyon evet, vardı galiba. Bir evet. Bir sinirli, bir, yani normalde de asabi miydi? Yok, şeydi böyle. Çok samimi olurdu, çok sıcakkanlıydı. Yardım etmeyi çok severdi. Bizim durumumuz çok güzeldi. O zaman eşinin bu sinirine sebebi annesinin vefatından sonra geçirdiği evet, bir buhran gibi bir şey galiba. Evet, yani bulanım geçiriyordu. Peki sen karakola gittin, eşini göstermiyorlar, bir de veda konuşması yaptı. Evet. Ve sen iki çocuk beni var. Beni ilk aradığında işte hakkını helal et, seni çok üzdüm. Ben dedim kesinlikle sen beni üzmedin, benim hakkım sana helal ama sen geleceksin, ben bunu biliyorum. Tabii ard arda mahkemeler görülüyor. O mahkemeler görülmeden önce eşimi adliyede gördüğümde üstünde sadece atlet vardı. O beni çok üzdü.
üstünde sadece atlet vardı. Sahipsiz gibi mi geldi öyle? Evet, sahipsiz gibi. Çünkü ben tektim orada. Kimse yok. Bir de en küçük erkek kardeşi vardı. Peki ilk mahkemede direkt 10 yılı mı verdiler? Yok. Sürdün vermediler. Mi? Sürekli hani bir kamera araştırdılar. İşte sokağa baktılar. Olay nasıl oldu? İlk baş kim başlattı? Kaç defa yaraladığı için haklıyken haksız duruma düştü. Evet, haksız duruma düştü. Ve sen iki çocukla mahkemeden çıktın, eve geldin, eşin 10 yıl hapis aldı. Çocuklarımı götürmedim, daha haberleri yoktu. Yani sadece babalarının biriyle tartıştığını söyledim ben onlara. Peki eşinin 10 yıl ceza aldığını duydun ve iki çocuğun var. Onu bana söylemediler. Son mahkemede bir ümit, hani yemek yapmışım, hala istediği yemekti ya aklım. Tekrar tavuklu pilav yaptım. Ha, sen karakoldan çıkıp gelecek diye bekliyorsun yani mahkemeden sonra. Evet, adliyeden çıkıp geleceğini düşünüyorum çünkü hani bilerek, isteyerek değil bu. Eve geldim, işte hazırlık yapıyorum, gelecek, karnı aç olur, susuz olur. Belki bünyesi zayıf düşmüştür, ona çabalıyorum. En son aradığımda eşimin arkadaşını, yani abi dediği insanı, dedi ki bu mahkeme de hani belirlenmedi. Görüşe gideceğiz zaten, açık görüşü vardı. Görüşe gittiğimde eşim bana söyledi. Oradan kardeşine varmış, sakın yengene söyleme, hani panik atağı tutar. Aslında panik atak değil de benim bir an sinir boşalmış, böyle ağlama tutuyor. Ondan duymanı istemiş. Evet, ondan duymanı istemiş. Ondan görüşe gittiğimde işte çocuklar bir anda oturdu amcasıyla, sessizce bana, benle konuştu. İşte Nazlı dedi, cezam belli. Dedim nasıl yani? Bana dediler hani sonuçlanmadı daha, bekleyeceğiz, işte haftaya ertelendi. Çünkü her hafta erteleniyordu. 10 yıl deyince hiç bozuntuya vermedim, hiç ağlamadım. Tabii o kadar çok içim yanıyor ki ama. Çocuklar yanımda, onca insan var, tamam onların da sıkıntıları var. Eşimin de çaresizliği var. Çaresizliği var. Eşim kendini yalnız hissetmemesi için onun yanında hiç kendimi salmadım. Beni izlerse de sakın ağlamasın. Çünkü yani onu çok seven bir eşi var. Ne olursa olsun ben onun arkasındayım. İki tane çocuk var ortada. Evet. Yani Nazlı, dile kolay bu anlattıklarını ama iki çocukla eve gel. Evet. Eşin 10 yıl ceza aldı. Bunun kirası, faturası, çocuklar var. Yani psikolojik, duygusal ben her şeyi geçti. Ben bunu yine söylüyorum. Hem kira konusunda hem harçlık konusunda eşimin iki abisine de buradan o kadar teşekkür ediyorum ki her gün ararlar. Yenge bir şeye ihtiyacın var mı? Bir şey istiyor musun? En büyük destekçin onlar oldu. Evet, en büyük destekçim onlar oldu. Bir de eve geçindirme durumu var. Hem belediyemizin aylık bağladığı bir harçlık var, onu alıyorum. Hem de abisinin yolladığı belediye bir harçlık var. Belediye eşin cezaevine girdiği için mi bağladı bunları? Ha, öyle bir şey varmış yani. Evet, eşim olmadığı için bir de çalışamıyorum. Çocuklarım küçük, ikisi de okuyor. Sen mi bunun başvurusunda bulundun? Evet, ben başvurusunda bulundum. İlk önce tabii eşim ilk gittiğinde çocuklarımın yatağı vardı, benim odam vardı. Gelip eve baktığında, eşyaların işte yeni, evin gayet güzel, sen neden başvuru yaptın? Ben dedim ki eşyaları yemeyecek ki. Yarışmamıza başvuru sebebinizi hatırlıyorum. Şöyle demiştiniz, çocuklarıma bir oda yapacağım. Eşim ilk gittiğinde bir odaları vardı. Nerede şimdi onlar, mobilyalar? Sattım. Niye? Yani kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Sattım. Şimdi hayatlarından bir anda baba çıktı, odaları da gitti. Geçen gün ablam kendi çocuğuna oda yaptı. Toprak bunun videosunu görünce annemin telefonunda, anne bak istediğim oda işte deyince, geçen çekime geldiğimde o yüzden gözlerim şişti. Çocukların yanında ağlayamıyorum çünkü ama burada çok ağladım. İkisinden de çok özür diliyorum. Kendimi eksik bırakırım, onları bırakmam. Onların yerini onlarla doldurmak istedim. Bu sattıklarına borç mu ödedin yoksa eve erzak mı aldın? Eve erzak aldım. İşte çocuklarıma kıyafet aldım, bayramlık aldım. Okul eksikleri oluyordu, sürekli defter, kalem, silgi, sürekli babaların bir eksik. Babaların eksikliğini hissetmesinler diye. Evet. Akşam sana çocukları uyuttuktan sonra uyuyabiliyor musun? Uyuyamıyorum. Yani çocukları sen teselli edebiliyorsun, istediklerini alıp mutlu edebiliyorsun da sen... Ama babalarının yerini gerçekten tutturamıyorum. Babaları eve girdiğinde direkt ikisi kapıya saldırırdı. Burada yerde yuvarlanmalarını, onlarla oynamalarını çok özledim. Benim çocukları babalarıyla oynamayı çok seviyor. Biz çok kalabalık bir aileyiz. Eniştemlerin çocuklarının sevdiğini bile görmek beni çok kötü yapıyordu. Çocukların ikisi de yüzüme baktığında ben sizi severim, ben sizle oynarım diyordum. Enişte biraz sevsene ne olur diyordum. Evet, babasının yerini dolduramaz ama bir enişte olarak hepsine teşekkür ederim. Ama dün akşam çocuğumu bıraktığımda yine ağladı.
hani senle mi gidiyorsun diye deyince ben hayır anneciğim dedim, ben sadece dedim sana oda yapmak için gidiyorum dedim. Ve dedim bundan emin ol dedim, senin güzel bir odan olacak. Ben bunu sana yapacağım ikisine de. Sen onlara söyledin mi oda için yarışmaya katıldığını? Evet, çünkü çok heyecanlılardı. Peki Nazlı... Anne nereye gidiyorsun dedi, ben ona yalan söylemek istemedim. Şimdi bir şey diyeceğim, bu bir yarışma biliyorsun. Evet. Kazanmak gibi kaybetmek de var. Olsun, girişte ilk verdiğiniz parayla taksitle alabilirim. Ben bunun üstesinden geleceğim. Yine de evde ev işi yaparım. Çocuklarıma hiç kimseye muhtaç etmem. Onların hayalini öyle de gerçekleştirebilirim. Bir odayı görebilir miyiz? Tamam. Hadi bir odaya bakalım. Gel bakalım. Kızımızla oğlumuzun odası. İkisi burada evet. mı yatıyorlardı? Evet. Ne vardı burada oda olarak? İkisinde yatağı vardı. Gardırobumuz vardı. Burada gardırobu vardı. İkisinin yatağı da camın önündeydi. İşte çadırları vardı, oyuncakları vardı. Bir çocuk için her evdeki şey, en güzel şey odası. Vardı. Bütün hayal dünyası orası. Evet, sonra bu hale geldi işte. Şey, şu kapıyı açıp da bu boş odayı görmek. Şaşırdılar. Aslında onlar beni de üzüldüğümü görmemek için elinden geleni yapıyorlar. Ben onun farkındayım. Bilinçliler de yani. Bilinçliler, senin evet. burayı neden sattığını az çok anlayabiliyorlar. Öyle şey çocuklar değil, evet, direten anladım. Ağlayan. Yani erzak alabilmek için oda satmak. Hayat çok tuhaf işte. Böyle. Burada ders çalışıyorlar. Evet. İkisi yan yana oturup şey, boyu bu için bile böyle onun saçı tutar onu. Çocuklar eşinin işte. Eşinin bundan haberi var mı peki odanın satıldığından? Yoktu, sonradan söyledim. Çok kızdı ama. Onun için de çok kahretti. Çok, şey. Evet odasın, çok üzüldü. Elin ben sana bağlı. Yapma demedim mi? İşte neden yaptın? Ne yapabilirdin ki satmasaydın? Yani ne yapacaktım? Kuru odanın içinde aç karnına çocuk yatar mı? Öyle. Ne olursa olsun önce karın doyması lazım. Ama eşin için de çok zor bir şey. Hem orada çaresizsin hem psikolojik ben böyle tipik evinin... Ve ben ona hiçbir şey yansıtmak istemiyorum. Çünkü çaresiz eli kolu bağlı dört duvar arasında ne yapabilir ki? Yani elin ekmeğiyle nereye şey. Kadar doyabilirsin ki? Kendi yatak odanı da sattın. Evet. Orası da boş. Sen salon sen de salonluyorsun. Evet, salonluyuz. Sen bunları sattıktan sonra mı gelip sana maaş bağladılar peki? Evet. Ne kadar süre dayandı bunun parası sana? Hemen bitti zaten. Üç haftayı bulmadım. Bir ay bile ben de iki üç ay... İdam ettirdin zannettim. Hatta o kadar çok üzüldüm ki keşke yapmasaydım. İşte keşke ben aç kalsaydım. Böyle biraz şey oldum kendimce. Alan adamlar yani alanlara hiç sormadılar değil mi? Abla niye satıyorsunuz falan? Yok şey çocuğuma değişik yatak alacağım dedim. Bundan memnun değilim dedim. O yüzden söylemedim yani. Kimseye kendimi küçük göstermek istemiyorum. Ben çok güçlü bir anneyim. Ben bunun üstesinden de geleceğim. O her halinden belli. Güçlü anne olduğun her halinden belli. Evet. Ama yani Nazlı kapalı kutuymuşsun cidden de sen bu yükü nasıl taşıyorsun peki tek başına? Yani şu an biz dinlediğimiz kadarıyla açıkçası yüreğim hani kaba tabirle yüreğim şişti derler ya. Benim evet. yüreğim şişti senin anlatmanla. Bir de akşam olup da bu evin içinde bunları tek tek yaşamak var. İşte en zoru o diyorum ya. Çok iyi bildim. Çocuklarla gündüz böyle bir zaman geçirmeye çalışıyorsun. Onlarla ilgileniyorsun. Onlarla gülüp onlarla eğleniyorsun. Ama akşam olduğunda onlar önünde hiçbir ses yok. Dert her zaman, dert ve hastalık her zaman akşam çıkarmış. Yani hayat o kadar kısa ve garip ki bir gün önce şen kahkaha attın odada, ertesi gün hüzünle ağlayabiliyorsun. Evet. O yüzden her şey... Ha eşin gelse gene bu eşyalar gözüne gelmez senin. Gelmez. Yani eşin bugün gelse gene mobilyada satmışsın, o olsun. Hiçbir şey umuruna gelmez. Ben... Çocukların da gözüne gelmez. İlk aile eve çıktığımda bir sene elimde çamaşır yıkadım. Çünkü hiçbir eşyam yoktu, hep yeni yeni başlamıştım. Çünkü arkanda eşin gibi bir destek eşim var. Vardı, evet. Şu an ne yapıyorsun peki? Yani belediyenin aldığıyla? Sadece onunla. Sadece onunla. Evet. Kendi ailenden falan hani az çok belki bir salçadır, bir yağdır. Tabii canım şey böyle çok sıkıştığımda anne hani annem hep arar. Bak bir şeye ihtiyacım var mı? Tabii ki onları da biliyorum ama. Herkesin evinde kendine evet. göre çorba kaynağı. Herkesin kesesi var belli. Var anne diyorum bazen. Bazen diyorum ki işte ablacığım yetişmedi. Şöyle böyle hiç sorun değil diyorlar. Nasıl? Hemen İnşallah gönderiyorlar. 9 sene çok çabuk geçer. İnşallah eşinin bu kapıdan girdiği zamanda. Günleri sağ salim görürsün. Eşimin gölgesini başımdan, ayakkabısını kapımdan eksik etmesin amin, Rabbim. Amin, İnşallah amin. Bir an önce gelir. Şimdi sen büyük bir söz vermişsin. Bu sözün evet. altına biz de girdik. Mutfakta iyi bir performans çıkartmamız lazım. Evet. Yani oda takımına çocuklara alınması için. O çocuklar şimdi büyük bir sevinçle bekliyor. Evet. Bir daha bir hayal kırıklığı yaşasınlar istemiyoruz. Nasıl aldım çalışmayı düşünmediniz mi? Çalışmayı düşündüm de nasıl çalışımdı siz? Ufak tefek bir işler olsa evin içinde. İki hafta önce bir ara işe geçtim. Hani evde yapabileceğin iş kendine. Paketleme kendim... falan yapıyorlar evet. böyle işte. Evet, hani evet. ev hanımlarına verilen i̇şte işler. İşte tekstilden alıp o işleri temizleyip bantlarını kaldırmak onun gibi işler.
bulamadım. Dedim Allah büyüktür, bir kapı açılır. Sonra aklıma siz geldiniz. Programa başvurdun. Evet. Ben hep diyorum yani bu... O ne? Bu odalar boş kalmaz. Ciddi misiniz? Bu odalar boş kalmaz. Ama olmaz. Ana. Çocuklarım mı? Evet, ekip tek tek taşıyorlar. Çok sevindim. Hadi sana sürpriz. Ena Marat benim ya. Ekibi olarak bu durum karşısında tabii ki de kayıtsız kalamadık. Yani işi şansa bırakmadık. Yarışmayı kazanırsın, kazanamazsın bilemiyoruz. Ama o çocuklar bu sefer ayak kırıklığına uğramasınlar. Bu akşam şu kapıyı açtıklarında... Şu an gerçekten çok şaşırdım. Hani ne kadar teşekkür etsem az yani. Benim bir duam var. Ve o duanın içinde hepiniz yer alacaksınız. Senin duandan ziyade o çocukların duası bizim için çok önemli. Biz ekip olarak, çok şaşıracak. Ekibim olarak söylüyorum, hiçbir zaman böyle durumlarda kayıtsız kalmıyoruz. Yani yardım etmek isteyen varsa muhakkak el uzatıyorlar. En kötü biz ekipçe bir şeyler yapıyoruz. Ben, ve yine yapmışlar yapacaklarını. Bu hafta içinde zaten hani ekibinizde olan insanlar diyeyim. Onlar kadar güzel insanlar hiç görmedim. İnsan olan bu, hiç kimse bu durum karşısında kayıtsız kalmaz. Şu kadarcık bile merhametim varsa iki tane ama küçük çocuk için. Oh geldi, geldi. Çok mahcup ettiniz beni. Kutuların içinde? İki tane yatağımız var, çalışma masalarımız var. Ha. Efendim sandalyelerimiz ayrı, masalarımız ayrı, dolaplarımız ayrı. Buraya en güzelinden sıcacık samimi... Gerçekten mi? Bir oda kuracağız. Nasıl da güzel o renkler de nasıl güzel seçmişler baksana. Kızımın en sevdiği renkler. Çocukların odası kurulurken biz de boş durmayalım. Salonda temizliğe başlayalım mı? Biz hemen hızlı hızlı vakitimizi geçirelim, sonra kapıyı bir açalım şöyle. Teşekkür ederim dış ses. Nazlı Hanımcığım, üzerinden büyük kalktı mı? Şu an var ya bir şey değil mi? Bir bulut kadar hafifi. Gerçekten. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kuş gibi oldu şimdi. Kız bir de bunun üstüne 50 bin lirayı kazanırsan o da sana kalır en azından. Yani 50 bin lira cebine kalır. Oh. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Gerçekten şurada ağlamıyorum. Tekrardan teşekkür ediyoruz efendim bu çabalarınız için. Ena Marat benim ekibi olarak yine yaptı yapacaklarını arkadaşlar. Biz Nazlı öyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Biz Nazlı ile salonumuza geçelim. Şöyle bir elemi kederi bir atalım, bir kendimize evet, gelelim. Kendimize o arada ekibimiz yatak odasını kursunlar. Ardından çocukların odası nasıl olmuş? Eminim siz de heyecanla merak ediyorsunuz. Birazdan merakınızı gidereceğiz. Teşekkürler. Hadi koş gidelim. Zevkli adamsınız. Renkleri de güzel almışlar. Evet. Evet arkadaşlar mobilyaları kurarken biz de heyecanlı bir şekilde temizliğimizi yapacağız. Evet. Şimdi Nazlı, temizlik yapışına puan veriyoruz biliyorsun ki. Evet. Misafir gittikten sonra nasıl başlıyorsun? Şöyle bir hızlıca anlatır mısın? Hemen anlatayım. İlk önce ben bir halıyı kaldırıyorum. Tamam. Burada olanları mutfağa götürüyorum. Sehpaları yerleştiriyorum. Artık diğer odaya alıyorum. Tamam. Ondan sonra koltukları bir çekiyorum şöyle. İlk önce bir arkaları alıyorum. Alıyorum derken yani siliyorum, süpürüyorum. Siliyor musun, süpürüyor musun? İlk önce süpürüyorum, sonra tamam. Siliyorum. Okay. İlk önce koltukları bir çekiyorum, halıyı kaldırıyorum. Güzel. Ondan sonra yerleştir halıyı, sermis. Önce süpürdün, evet. Güzel ortaya toparladın, evet. Her tarafı kaldırdın, evet. Ondan sonra. Hadi bakalım bir de icraatını görelim. Bu arada arkadaşlar mobilya kuruyor, takır tukur sesler gelebilir sevgili seyirciler. Kendine güvenenler gelsin. Şu an bu ne? Bu ne? Bu koltuk ucu. O ne? Şu hareket tam da benim gibi kendine güvenenler gelsin cümlesinin üzerine gelmeseydi iyiydi. Benim gibi güvenenler gelsin, gelsin. Bu ucuyla koltuk süpürsün. Al bunu, gözün çıkmasın senin. Ben de anladım. Aslında ilk önce o kutu olarak onu taktım ya. Neden demir ben takıyorum? Ben de diyorum işte bu tuhaflık var ama nedir? İddialı konuşurken ben elinde yer süpürme ucu kendine güvenenler gelsin. Ben o arada şu çekmeceyi sökeyim. Dur, içi kalmıştı. Gel Nazlı, gel, gel. Onu hiç sormayın Kadir Bey. Çok utandım gerçekten. Estağfurullah, utanma da. Yalnız sadece bunda değil. Mutfak çekmecesi, gardıroplar. Onlara güvenin. Banyo dolapları hepsinde. Öncelikle korkmayın. Ama mobilyama bir şey olur, zarar verir demeyin. Bunu yapan adam çıkması için yapıyor bak. Bunu nasıl çıkardınız gerçekten şaşırdım. Şimdi önce çekmeceyi tamamıyla dışarı çekmen lazım. Ha. Yani öyle yarım değil. Tamamıyla bunu çekeceksin. Şuradaki siyah.
Mandalı görüyor musunuz? Ben de tamamen çekmeyip yarım çekiyordum. Bak gördün mü? İki tane dil var orada. Şimdi birini aşağı, birini yukarı basıyorsun Nazlı. Ben de benim gibi dilsiz zannettim. Bak, bak, bak. Sadece 3 saniye gördün mü? Hop diye çekiyorum. Bak geliyor. Geldi. Tak şimdi sen bunu. Kadir rezil olduğunuzu gösterdiniz. Estağfurullah. Bunun hiç Kadir rezil ile alakalısı yok. Bunu bilenler biliyor da bilmeyenler hala öğrenemedi. Tak onu yerine. Bak ben bakayım. Oraya koyayım. Tamam. Yok, bunu dışarı çıkarma. Bu içeride kalacak. Hiç çıkarmayacağım. Takarken. Dilini tutup kaldırıyorum değil mi? Yok, o sökerken. Şu an sökerken. Sadece oturtturacaksın. Oturturken hiçbir şey yapmıyoruz. Tamam. Sadece dişleri dişlere getirtir. Genelde ev hanımları korkuyor bozulur falan diye. Bir de arkada bir şey var. Yok arkada hiçbir şey yok. Heh. İttireceksin bak. Tamam. Korkuyorsunuz. Korkma, ittir. Kırılmasın Kadir Bey. Şimdi çektin. İyice çektin. Dilleri evet. Gördün mü? Dışarı çıktı diller. Gördüm. Şimdi çek onları. Bas dillere. Bas dillere. Çek kendine. Birini aşağı, birini yukarı. İkisini aynı anda değil. Yön bunu olarak. Aşağıya. Onu yukarıya. Çek şimdi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sadece 3 saniyede 4 senelik çekirmeceyi çekmeceyi çıkarttık. Teşekkür ederim. Şimdi tak. Demek ki korkmadan yapılabiliyormuş. Halbuki ben bunu kaç bölüm söyledim programda. Nazlı oraya denk gelmemiş. Kesin bir yere gitmişimdir o an. Olabilir. Şunu da çekeyim güzelce. Hemen onu da alalım. Şunun da ray kenarları var ya, onları temizleyelim, silelim. Tamam. Sen koltuğunu bitirdin mi? Sileyim mi? Gel sen sil. Güzelce o rayların üstünü alalım. Evet. Sürekli detaylara girersek ev zaten geç pisleniyor. Evet. Ama onun arkası, bunun üstü, onun arası kalıyor. Sonra biz günlük sadece silip süpürüyoruz. Ondan sonra neden benim evim sürekli tozlanıyor? Mesela ben ne diyorum ki neden sürekli üniteye toz çıkıyor? Mesela çünkü her çekmeceyi çekmende alttan üflüyor. Evet, mesela üflüyor. Yatak odası gardırobun üstlerini çok nadir siliyorlar. Uzun zaman silmiyorlar. Yatak odasını silip süpürüyorlar. Yatak odamı tek başıma hep çekerdim, çevirirdim, siler süpürürdüm. Hayır, dolabın üstünü mesela sık sık silmiyorlar ya. Ne kadar yatak odasını silsen de orayı silmedin mi her cam açmanda oradan toz aşağı geliyor. Görüncenle çok anlaşamıyormuşsun gibi geldi. Sabah da dedin ya çok... Evin tek kızıydı. Evet, evin tek kızıydı. Bir de gittiğimde 14-15 yaşlarındaydı. Bir de abisini çok seviyordu. Acaba of, o yüzden of, mi? Of. Yani herkes beni seviyor. Sen niye beni sevmiyorsun? Hiç bilmiyorum Ezgi. Ha, yani hala o şeyiniz var mıdır? Bir evet. Mesafeniz aranızda. O zaman bir abi kıskançlığı. Mesela annem evini boyatıyor şu an. Mesaj attım hani çocuklara bakar mısın sadece bir gün benim günüm var dedim. Program bitecek sonra hayır bakamam dedi. Avşa'dan işte misafirlerim gelecek. Ben de tamam dedim. Görümceyle gelinler genel olarak anlaşamazlar. O Türkiye'nin genelinde var. Ama hani şimdi hani abisi ya böyle bir durumda. Ya herkes benimle anlaşırken yani bir de abisinin o durumu. Acaba senin aile içinde çok seviliyor olman mı onu böyle biraz şey yaptı? Hani bir anda geldin aileye girdin. Yani kaynım seviyor. Diğer kaynım da beni çok seviyor. Küçük olan daha çok seviyor. Onu daha çok iletişime genelde giriyorum. Genelde evin tek kızları böyle dışarıdan biri gelip evet. Sevilince biraz kıskançlık yaşarlar. Kıskançlık oluyor. Peki hiç böyle eşinle aranda bir probleme sebep oldu mu yani görümcenin arandaki gerginlik? Yani oluyordu. Aynı evde oturunca. Ne gibi mesela? Yani eşinle mi tartışmaya sebep oluyordu? Yani gezmeye gidince ya da işte bana bir şey alınca, bana bir kolye alınca. Sen onu aldın, bana niye almadın? Ha, açık açık söylüyor yani. Yani bana bir tane kolye almış, onu hiç unutmam. Çok severdim, böyle çınar ağacıydı. Sonra onun hüzünlendiğini gördüm ve tabii ki onu da anlıyorum ama bu kadar da abartmasını hiç ama şey anlayacak yapmadım. Anlayacak bir şey yok ki, sen eşisin yani. Eşiyim ama tek kız olduğu için tek hep ona şimdi yöneliyorum babasının ben. Tek kızı, abisinin tek kızı değil ki. Ben bu bana saçma geliyor. Yani. Babası başkasını alır, kıskanırsın ama sen abisinin eşisin. O da şu an bekar mı hala? Bekar. Deseydin evlenince seni de göreceğim bakalım. Hep görümcen olunca isteyecek misin? Yüzüne böyle bir karşı şey da sordum ben bunu. Ezgi'cim niye sevmiyorsun beni ya da benim bir şeyim var? Hani söyle, bir açıklık getir, ben de ona göre davranayım yani. Değil mi Kadir Bey? Diğer gelinlere de peki aynı kıskançlığı yapmış? Yok, gelin bir tek yok. Sana. Bir tek gelin benim. Ha, diğer tek kayınların bekar mı? Iki. Evet. Üçü de bekar. Aa, bir evin bir gelini. Hadi bakalım kalk. İyi gidin Aslı. Her yerden çekmişsin. Evet. Evet, hemen hızlıca fincanlarımızı makineye dolduralım Nazlı. Nazlı, makine temizlisi kullanıyor musun? Yok, kullanmıyorum. Genel olarak şöyle ayda kendim bir kullansan çok iyi olur. Evet, içini temizliyoruz zaten lastik aralarını falan da evet. Genel gider açısından. Şunları da bir sökelim şöyle güzelce. Bunları ne kadar sık temizlersek bulaşıklarımız o kadar güzel temiz çıkıyorlar. Aynı kurutma makinesinin filtresi gibi işte. Ne kadar iyi temizlersen
o kadar güzel performans elde edersin. Ve bir yandan hem elektrikte hem şeyde de tasarruf. Evet, çok haklısınız. Makinen de zorlanmıyor. Bu durumda alamadım. Yok, şimdi için demiyorum. Genel olarak söylüyorum. Ev hanımlarına da söylüyorum. Makine kokusu asla kullanmayın. Çünkü taht özellikle şeylerde... Ben hiç kullanmıyorum çünkü bulaşık çıktıktan sonra hem su içerken hem yemek yerken biraz evet, kötü koku veriyor. Evet, ağır bir koku oluyor. Bunu da takalım. Onu takalım. Bakıyorum ocak demirleri falan da gayet güzel. O benim 12 senelik ocağım. İlk evlendiğimde aldım. Evet, biraz artık izleri silinmiş ama o kadar da evet, 12 sene. Evet, yazıları falan hep silindi. Bunları falan ne yapıyorsun Nazlı? Bunlar biraz bak parlaklığını yitirmiş ya. Evet. Bunlar hiçbir çamaşır şey kullanmıyor suyuna musun? Basıyordum. Bu ara hiç onları bastım. Çamaşır suyuyla hiçbir şey yapmaz buna. Bak özellikle beyaz beyaz yapar. Bunun için listesi de biliyor. Her bölümde yapıyoruz. Beyaz kalıp sabunu böyle hafif rendelik tele alıyorsun, telin içine alıyorsun. Onunla bir telle ayna gibi yapıyor sana, inanılmaz. Hemen yapalım Kadir Bey. Deneyelim mi dış ses? Deneyelim. Deneyelim şöyle güzel bir. Hemen. Hanımlar unutanlar vardır. Çekmeceyi de kaç kere gösterdim gene unutuyorsunuz. Hemen bir beyaz sabunla geliyorum. Şöyle güzel rendeliyoruz. Bu arada elinizde cam kavanoz varsa içine bolca sıcak suyu doldurun. Bir adet kalıp sabunu içine atın. İçinde erisin, o böyle macun gibi oluyor. Özellikle havluları yıkarken şöyle bir avuç alıp da çamaşır makinesinin içine atarsanız beyazlarınız pamuk gibi oluyor. Biraz da suya tut Nazlı onu hafif. Öyle mi? Islaklığı tutmadım. Tamam. Şimdi sür. Sen onu sür güzelce. Bu arada bu kalıp sabunu çelik tencerelerin arkaları, yanıkları için, çaydanlıkların arkaları, kalın tabanlar için kullanabilirsiniz. Hadi bir su tut bakalım. Çok güzel oldu. Tamam diyorsan eğer. Ah tüh şurada kalmış ama. Bunları kaynatıyorlar ocakta falan, hiç denemeyin. Sonra onlar içi bembeyaz oluyor böyle. Kaynatma falan pasafist olur. Şöyle bir bakalım. Bundan burası sonra kurur. Önemli olan mi? Şurası. Bir de ben deneyebilir miyim de siz? Tabii efendim, buyurun. Kadir Bey, sizin gücünüz de benim gücüm. Bak şurası açık. Parmaklarınızı da geçirdiniz bayağı. Bak kolumu hiç kaldırmıyorum ve direkt vuruyorum. Sadece bir yerini yapacağım. Bak bunu götür bayiye. Çok harikasınız. Bunu götür bayiye, sıfır ocağa koy. Yemin ederim anlayanın anlamını karışlarım ya. Ben kaç dakika uğraştım, siz helal olsun. Görüyor musunuz? Yani buldunuz kalıp sabunla sağlıklı gülüşler diyorum. Sadece yaptığım yere bak. Ve yormadım bile kendimi. Sen bunu aldın, sürttürdün. Ben yoruldum sen yaparken. Teşekkür evet, ederim. Size güzel bir püf nokta verdik hanımlar. Hem pahalı da değil, herkesin evinde beyaz sabun var. Yani. Böyle antingutin şeylere de gerek yok. Bugün kas pişireceğiz. Evet, karslar ekran başına. İnşallah adabıyla usulüyle pişer. Çok güzel pişecek. Hiç kaz eti yemedim. Ömrümde ilk defa senin elinden gerçekten yiyeceğim. Gerçekten. Ağzıma sürmedim daha önce hiç. Dış ses kokuyor diyor kaz eti. Evde evet, mi pişireceğim bunu? Yok, balkonda pişireceğim. Ha, balkonda, küçük tamam. Tüpte pişireceğim. Çorba ne çorbasıydı bu arada? Kesmaş çorbası. Kesmaş çorbası. Ha, bunu biz kesecek miyiz? Evet. Keseceğiz. Erişte yapacağız. Evet. Eriş. Ama küçük küçük değil, biraz daha uzun olacak. Ha, makarna gibi. Evet. Yeşil mercimek. Hadi bakalım. Hadi o zaman başlayalım. Ve en sevdiğim tatlı revani var. Hadi koş. İlk defa kaz eti görüyorum şu anda. Tadını aldıktan sonra hep yemek isteyeceksiniz. Bayağı yağlı bir ete benziyor. Ben ona yağ bile eklemeyeceğim. Kadir Bey, hamurumu açar mısınız? Ne yapayım? Şaka yaptım, ben açacağım. Kadir Bey aşk olsun yani, mercimek suyunu komple çekmiş. Bu da benim kabağım. Görmediniz mi? Anam gitti revani. Geliyorum abi, bir saniye. Kapat gözlerini. 3, 2, 1. Çok renkli istiyordum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ay. Merhabalar sevgili seyirciler. Nazlı Hanım mutfağından hepinize selamlar, sevgiler. Kazımız, pirincimiz, semizotumuz. Hepsi hazır. Mercimeğimiz, her şeyimiz hepsi hazır. Güzel bir menüyle haftanın son gününe damgayı vuracağız. İnşallah 50 bin lirayı biz alacağız. Ben alacağım. Hadi bakalım. Bugün kas pişireceğiz. Kasımızı bir görelim mi? Ha şurada. Hemen. Ben onun kas olduğuna ben bütün bir şey bekledim. Ben bunu kestirdim. Hani uğraşmak istemedim evde. Ha, bu bildiğin kırmızı et. Evet.
Piştikten sonra derilerini temizleyeceğim alacak. Ben hiç yemediğim için görmedim. İlk defa gazeti görüyorum şu anda. Tadını aldıktan sonra hep yemek isteyeceksiniz Kadir Bey. Vay be. Hadi inşallah. Derisi evet biraz daha siyahımsı oluyor. Onu duydum da içini hiç görmemiştim. İlk defa gördüm. Bu sizin tuzladığınız kaz mıydı? Evet. Kuruttuğunuz. Kurutulmuş ve tuzlanmış kaz eti. Tuzunu nasıl alıyorsunuz peki sonra? Tuzunu zaten kuruttuktan sonra sıcak suya bastılar. Teyzem onu hazırladı. Bir dakika. Bir aşaması var mı yani? Kaz etini tuzladıktan sonra teyzeniz mi sıcak suya bastırıp tuzunu aldı? Az önce söyledin ya. İtiraf et. Hayır tuzunu almadı. Pardon ben orada yanlışlık yaptım. Kurumuş ve tuzlanmış bir şekilde geliyor bu bana. Tamam. Bunu dedikliğe atıyorum. O hem kendi yağıyla hem tuzuyla. Teyzem vallahi içini dışını bir kesti, temizledi, astı, kuruttu. Sanki az önce bir teyzem aldı, tuzunu güzeldi, güzelce suda bekletti. Kasapta kesti, ben getirdim gibi algıladım ben en başta. Sonra dış sesin tepkisinden sonra böyle bir U dönüşü yaptık. Hadi başlayalım. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? İlk önce kazımızı düdüklüğe koyup, suyunu koyup. Hadi getir, hemen. Getir. Bayağı yağlı bir ete benziyor bu ses. Dışına, her senin şu işte dıştan koyuyor dediğin bu. Evet çok yağlı, ben ona yağ bile eklemeyeceğim. Zeynep Hanım'ın fırına gönderdiği et gibi bunu da düdüklüğe gönderiyoruz. Hadi iki saat ama Zeynep teklesine. Hanım gibi evde tıkalı kalmayacağım, ben ona gidip bakacağım. Aynen, arada gidip okşayacağız, seveceğiz, yalnız bırakmayacağız bunu. Evet. Hadi yolla. Ne yapıyoruz? Hadi bak ikiz ben bir saat sonra çıkacağım. Tencereye yeşil mercimeği ekleyeceğim. Tamam. Üstüne kesme su koyacağım. İlk önce bir güzel haşlayacağım. O karı suyunu süzdükten sonra hamurumu açacağım. Rulo şeklinde açtığım hamuru rulo şeklinde dolayıp dilim dilim keseceğim. Tekrar unlayıp bir onu yeğledikten sonra yeşil mercimeği. Yeğledikten sonra ya kızarttıktan sonra. Soğan ve salçamı kavurduktan sonra yeşil mercimeği tekrar ekleyeceğim. Sen bildiğimiz makarna erişte keseceksin ama değil mi uzun uzun? Bazı yörelerde çünkü küçük kare falan da kesiyorlar. Yok ben küçük kare sevmem, uzun uzun seviyorum. Tamam. Bunun içine ben değişik bir ot falan kullanıyor musun? Kesme çorbasının içine. Sadece karabiber ekliyorum. Sadece karabiber. Evet. Mercimeğimin hamuru için iki tatlı kaşığı un koyuyorum. Tamam. İki tatlı kaşığı un koyuyorsun. Bir tatlı kaşığı. Nazlı Hanımcığım mercimeğe nasıl bir işlem uygulayacaksın? Mercimeğim haşlanacak, kara suyunu salacak. Ben onu güzel süzeceğim. Ondan sonra soğanını, salçasını yanına güzel kavurup mercimeği tekrar ekleyip sıcak su ekleyeceğim. Mercimek kabuklanırsa ne yapacaksın? Ayıklarım. Düşenleri alırım. Kız dünkü çorbadan biberin kabuğunu ayıkladılar. İki tane vardı daha. Üst düzey yöneticilerin aşçısı Zeynep Hanım röportajında vasıflarından bahsederken demiş ki ben insan sarrafıyım. O zaman neymiş? Anlayalım derdini. Ben insan sarrafıyım ve Nazlı Hanım'ın doğru düzgün iş yapabileceğini sanmıyorum. Nazlı bence çok heyecan yapacak, panik yapacak, el ayağı birbirine dolaşacak. Maalesef yani gördüğüm kadarıyla sanırsam başaramayacak. Nazlı Hanım'ın benim gibi hızlı ve pratik olabileceğini zannetmiyorum. Biraz da duygusal birisi. Duygusallıktan dolayı motivasyonu biraz düşebilir. Kendi yapamadı ya, o yüzden benim de yapamayacağımı düşünüyor. Hadi Bey ne yaptınız? Gözüm kapalı doğruyorum soğanı ya. Bırak sen şimdi Zeynep'i, Meynep'i, pasofisoları. Yemin ediyorum bak görüyor musun? Bu soğan bu yağın içine mi girecek? Evet onun içine girecek. Tamam bir kaldırayım artık gözüm yandı benim bundan. Bütün haftayı yorum yaptığını düşünüyor musun? Evet. Yani ben de biraz sessiz kaldığım için masalarda. Yani ben abarttıkları kadar sessiz kaldığını düşünmüyorsun. Hayır, masada. Yorum olarak da tekrarda düştüğünü ne yaptım Kadir Bey böyle durdun mu? Allah aşkına. Durmadım yani. Kim ne dediyse cevabını verdim. Ha, ilk gün evet Özden Hanım biraz yüklendi bana. Kendisine buradan sormak istiyorum. Neden ilk gün beni kendine şey aldı, hedef çünkü aldı? Çünkü Zeynep'e yüklenmediğin için. Onlara karşı durduğun için. Zeynep Hanım ne kadar da hani çok konuşsa da gayet bilgili bir insan bence. Zeynep yemekten anlıyor diyorsun yani. Anlıyor kadın. Anlıyor. O zaman ama bugün Zeynep'in eleştirilerini, bakalım kabul edecek misin yemekten anlayan biriyse. Senin Zeynep böyle paralel evrende dünyaya gelmiş halin gibi bir şey Zeynep Hanım. Ya Zeynep Hanım'ın maşallah bir haftadır evrende şey hakkı dışında her şeyde bilgisi var mübarek. Zeynep Hanım'ı savunuyorsun ama bak bakalım Zeynep Hanım ne diyor? Kar düştükten sonra kazlar kesilir. Niye diyeceksiniz? Kazın lezzeti o zaman oluyor ve tuzlanıyor. Eskiden ayazda kurutulurdu. Şimdi artık dolaplar olduğu için herkes kesip tuzlayıp dolaplara koyuyor. E tamam bu ne zaman kurumuş? Kendi hiç yememiş galiba. Bu kaz ne zaman kurudu? Ve bakın Zeynep Hanım daha neler neler diyor. Pirinç pilavı kaz etin yanına olmaz. Bulgur pilavı yağı seven bir bakladır. Pirinç pilavında o kadar olmasına gerek yok. Bulgur olur ama bulguru da davet sofrasına uygun bulmadım. Hatta dün
şeyi de söylemiştim, Cansu Hanım'a. O yüzden mecbur pirinç pilavını seçtim. Eleştirileri doğrultusunda kendi de böyle bir hata yapmak istememiş. Ama olur neyse onu yapman gerekmiyor muydu? Evet öyle gerekiyordu. Kadir Bey hamurumu açar mısınız? Ne yapayım? Şaka yaptım, ben açacağım. Sen o soğanın altını yaktın mı? O soğanı doğrattırdın, bak bana orada bekliyor. İlk önce bir soğanı değil, hamuru açmam lazım. Çünkü yeşil mercimeği boşaltacağım. Tamam da soğan kavrulsa, üstüne pırasayı koysak, o da kavrulsa, soğursa börek yapacağız ya. Aa. Ondan bahsediyorum. Pırasa nerede? Bak arkamda. Şimdi pırasayı yıkayacağım. Tamam, bir o kavrulsun diye bekliyorum. Evet. Ben. Ya da sen gel bunu aç, ben onu yıkarım. Sen geç. Otunu kopardım, yani ayıkladım, suya bastım onu. Neyin yanına koyacağım bunu? Böreğin yanına koymayı düşünüyorum. Kadir Bey aşk olsun yani, mercimek suyunu komple çekmiş. Bu da benim kabağım. Görmediniz mi orada? Kız bir saattir yerde semizotu ayıklıyorum. Şaka yaptım, yanma falan yok, bakabilirsin. Güzel pişmiş ama. Kız sen buna su mu ekledin? Evet, onun çok az su ekledim. Pırasa böreğin benim için hiç su eklendiğini görmedin mi? Püf noktası söylemedin. Bu sefer de diyecekler böreğin içindeki pırasa pişmemiş Nazlı Hanım. Pırasa su verir ama. Hani kavururuz ya. Sen normalde de su koyuyorsan püf noktaysa söyle bileyim. Az koyuyorum evet, daha yumuşak olsun. Tamam diye. Ha öyle söyle o zaman. Kadir Bey bunları böyle kısa kısa yapar mısınız? Niye bıçakla böyle bölmedik de? Unuttum Kadir Bey. Unutuyorum canım. Sorguluyorum. Tamam, sorgulama yok. Yapıyoruz peki. 1 saat 15 dakika süreniz kaldı. Kadir Bey'in de son 15 dakikası. Oh, 15 dakikada bana yaptırdın hadi. Kadir Bey'cim sana bir şey diyeyim mi? O kazın suyu tuzlu kara suyunda kaldı hep. Söyleyince yapamayacağı şey niye istedi bu kız? Ah ah ah. Sevilay ablayı aramak lazım aslında. Karşıda yarışmacımız var diye Sevilay abla. Kazın hastası o. Numarasını bulup arayalım diyeceğim ama ümitlenmesi sonra ay yine beni mi çağırıyorsunuz diye. Yok gelecekmiş de kocası ameliyat oldu onun. Gelemiyormuş o yüzden. Geçen bana sosyal medyadan yazdı. Nasıl kazlar? Çok güzel, halay çekiyorlar. Suyu muyu, rengi nasıl, baktın mı? Açamadım orada. Onu alacağım 5 dakikaya. Kaza bakmaya gitti, düdüklüğü açamamış. Hayır, suyunu geldi. Bir salladım, az mı çok mu diye ona bakmak ona istedim. Baktı. Evet. Ben de ağzını atacak diyeceğim. Çimende sır kazlar, hop gülüm nana inanay, kanatları beyazlar. Şengülüm, 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 şengülüm nana inanay. Bir daha Kadir Bey. Çimende sır kazlar, hop gülüm nana inanay, kanatları beyazlar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm. Şengülüm, şengülüm nanay, nanay. Kaz gelmiş de söylesem olmaz. Bu kesme çorbasının, anne biz de yapıyoruz Bayburtlar olarak. En büyük özelliği bizde bunun soğanını iyice yakacaksınız. Soğan yanacak salçayla ve üstüne ços diye dökeceksiniz. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Sen şu anda soğan koydun. Yeşil mercimeği attıktan sonra hamur atacağım. Bu soğanı ne için kavuruyorsun? Çorba için. Çorba için. Mesela onlar önden kavurup atıyorlar. Biz ayrı bir tavada sos yapıp üstüne çoslatıyoruz. Kesme aşı çorbası kolay bir çorba tabii ki. Yeşil mercimeğin siyah suyunu süzdürerek yaparsan çok lezzetli olur. Nazlı Hanım'ın çorbası benim damak zevkime çok uygun bir çorba değil. Ben olsam kremalı çorbaları tercih ederdim. Kesme aşı çorbası ne durumda? Kesme aşı çorbasını açtım, hamuru kestim, şehri haline getirdim. Yeşil mercimeklerde pişti, soğanı kavruluyor. İlk önce yeşil mercimekle salçayı bir atıp kavuracağım. Soğanı, salçayı, evet. Mercimeği kavuracaksın. Suyunu ekleyeceğim. Biraz yeşil mercimekle kaynadıktan sonra su hamuruna atacağım. Öteki hamurunu kesip küp küp doğrayacağım. Özdeşecek yani. Kavada bir güzel onu bir kızartacağım. Tamam, pırasa ne alemde? Pırasa ağzını en başta açacaktım. Biraz suyunu çekmesi biraz lazım. Biraz suyunu çekecek. Havuçlarımız, patateslerimiz, kazın miyim? Yanına garnitür yapacağız. Sevilay Hanımcığım. Efendim? Selamun aleyküm. Enem Arat benim setinden efendim. Nasılsınız Sevilay Hanımcığım? İyiyim, teşekkür ederim Kadir Bey oğlum. Sen nasılsın? İyiyim Sevilay abla. Vallahi seni bu sezonda görmek isterdik ama az önce dış sesi anlattım. Eşin rahatsız olduğu için gelemediğinden. Evet, evet. Çok bekledik, yollarınızı gözledik. Eşiniz nasıl Sevilay Hanımcığım? İyi, çok şükür, iyi, çok şükür. Sevilay Hanımcığım, Kadir Bey'in size bir sorusu olacak. Sevilay abla, siz Kars'ta şimdi bu kazı kurutuyorsunuz ya Ayaz'da. O yüzden mi? Ondan sonra cıma, bu kuruduktan sonra pişirirken böyle bir önceden bir suya mı yatırıyorsunuz, bir haşlıyor musunuz? Tuzlama yani, tuzladıktan sonra kazı pişirirken nasıl haşlıyorsunuz? Tamam, zaten o tuzlanmış olarak geliyor bize. Kurutulmuş, tuzlanmış olarak geliyor. Tamam. Biz ona diyelim ki ben bugün doğradım, onu ilk önce bir yıkarım bir kaz su. Ondan sonra suya koyduktan sonra, pişirmeye başladıktan sonra taşım kaynıyor. Ben onun ilk suyunu dökerim, o
Ondan sonra kaynamaya, pişirmeye başlarım. Ha, ilk suyunu dökme sebebin nedir Sevilay abla? Ya ilk suyunu dökme sebebin... Ama annem yıkadı mı yıkamadı mı onu bilmiyorum ben. Toz olur, bir şey olur çünkü güneşte kuruyor, dışarıda kuruyor. İlk suyunu dökmeden yani pişirmiyorum ben. Anladım. Dışarıda ben kaldığı için tozu gitsin diye diyorsun. Evet, yani yıkıyoruz ama yine de ilk suyunu mutlaka ben... Biz de öyle olduğundan, senin öyle yaptığından emindik. Ve tanıdığımız şu ana kadar hani bildiğimiz samimi tek Karslı sensin bizimle. Tanıdığımız şu anda Karslı yok başka, o yüzden dedik ki bir öğrenelim. Bir de şimdi yarışmacımız annesini arayacak. Bakalım onlar nasıl yapıyorlar. Çok teşekkür ediyorum ilgi bilgilerin için. Rica ederim, rica ederim. Hadi ben bay de annemi aramak istiyorum çünkü o yıkadı bence. Hadi sen bir de ananı ara bakalım. Annenizin numarası bizde var mı? Yok. Annenizin düdüklü tenceresi de geldi. Hemen onu atalım getirin. Bu arada inşallah bir kaynar sudan geçirmiştir. İnşallah. Biliyordur bence de. Ama geçirdi ya. O geçirdim der. Sen bir geri dur da sıçamasın sana. Peki bunları niye dediğim kazla birlikte haşlamadın? Kaz zaten çok geçmiş. Ya karışmasını istemedim. Ben çünkü kazı derisini alacağım ya. Derisini aldıktan sonra onu böyle et gibi ayıracağım. Tamam, böreğin içi de daha hala pişiyor böreğin içi. Hayır, altını kapattım ben. Kapattın onu. Mı? Sen evet. Şerevaninin şerbetini koymadın. Ama yanan tüpe koymuşsunuz. O yanıyor muydu? Evet. E boşta onun üstü. Görünmüyordu. Siz, alo. Anne sen kazı yıkayıp mı bana verdin, yıkamadan mı verdin? Onlar zaten yıkanır, yıkanır sonra dolaba girilir. Hayır sen, ben senden alınca sen evde onu yıkamış mıydın? Evet. Tamam, düdüklüdeki pişen suyu şimdi 40 dakikadır düdüklüde pişiyor. Pişen suyu ne yapacağız? Suyu işte pilava yıkıya işte ekleme çünkü suyu çok yağlıyız, onlar yiyemez. Anne bak Kadir Bey'e veriyorum. Teyzeciğim selamlar. Can yapar. Aleyküm selam. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Ellerinizden öperim. Küçük bir şey soracağım. Bu kazı haşlıyoruz ya. İlk çıkan suyu kullanıyor muyuz, döküyor muyuz? Hayır, onun üstündeki yağı alıyorsa onu pilafa biz ekliyoruz. Ama siz yemediğiniz için onu kullanamıyorsunuz. Anladım. Yani ilk suyuyla pilav mı yapıyorsunuz? Tabii ki biz o suyunu alırız, kazı içinde çıkarırız, tepsiye koyarız, kaz suyu. Sonra biz pilavımızı yaptığı zaman o suyunla kazları üstüne koyuyoruz. Tamam, çok teşekkür ederim. İstediğim bilgi buydu. Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar, ellerinizden öpüyorum. Görüşmek teşekkür dileğiyle. Teşekkür ederim anneciğim. Sağ olun, teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Herkesin kaz yiyişi farklı. Evet, herkes o da güzelce yıkamış. Evet. Ondan sonra haşladığı suyu ama çünkü dökmüyorum dedi, pilav kullanıyorum. Çünkü annemden aldığımda hani biraz kazın yarısı yok gibiydi. Siz de iki çeşit sunduk, ikisini de deneyebilirsiniz. Şimdi ama bak bu pek sulu oldu. Bir şey diyeceğim. Bu pirinç pırasa yemeği gibi oldu. Bu sefer çok piştiğinde de diyecekler kuru oldu. Anladım. Hani çok ben zaten pişer, onu söylesin diye söyledim. Çok pişerse yumuşak olsun işte. Evet, istediğin cevabı aldım senden, ha. Teşekkür ederim. Şerbeti koy, şerbeti bak o şerbet kaynayacak. Ama tenceremi istedim. Şunu yıkasana. Sen al. Getir bir hemen şunu yumurta çırpayım. Senin zaten yoğurtla yapar mısınız? Kız o mu şimdi bütün derdimiz? Bu sıcak havada şimdi yoğurdu orada bekletecek. Hemen getir yumurtayı da revanenin şerbi şeyini çırpayım. Hamurunu çırpayım. Aa 8 liraymış. Çok ucuz. Nakitim olsa alırdım. Var bende nakit vereyim. Gel bir 100 lira versene şuradan alayım. Geliyorum abi bir saniye. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Merhaba. 8 lirayı duyduğum bizde gibi uçtum. Kadir abi bizde hesaplı. Bir tane alabileyim şöyle. Bu yumurta evet. Domates değil mi? Kaya domates. Tabii, bu kaya domates. Bak işte bu tam konservelik domates. Elemenlik Kadir abi. Nerenin domatesi bu? Bu Çanakkale abi. Çanakkale bu Kadir abi. Kokla bak. Mis mis. Valla domates çok güzel. Gelin komşular. Yaz bitiyor bir daha bulamazlar. Kadir abi yap bize bir güzellik yap. Hani mikrofonu ver bakalım. Kadir abi mikrofon yok. Nereden var? Kayıt mı bu? Tabii. Playback yapıyoruz gözün kör olmasın senin. Mecbur. Ben... Playback yapıyorlarmış. Önceden ne yapıyorduk? Sürekli bağırıyorduk. Şimdi ses ne yapıyoruz abi? Direkt evet, ses kaydı. Teknoloji abi. Domatese de yansıdı. Yani, artık zaman. Bağırmıyoruz. Kasete sarıp sarıp çekiyoruz. Aynen öyle. Hele bir çal o zaman. Al domates 8 liraya bayat. Tarla domates 8 liraya bayat. Melemele, salçaya, konserveye domates. Al 8 liraya domates. 8 liraya domates. Adam işin erbabı olmuş artık. Görüyor musunuz? Teknoloji ilerlemiş. Neyse domateslerimi evet. Alıyorum ben. Roman havası baba çal oradan bir tane oynayalım. Kadir abiyi seven gelsin, altın yarı kasa kasa. Haydi! Bütün mahalleliyi bekliyoruz. Hadi Kadir abi! Çok, 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 çok,
Evet, hadi domatesi de alıp gidelim bir an önce. Şöyle vereyim ben sana. Tamam kardeşim. Hadi hayırlı işler, kolay gelsin. Tamam, mutfakta tamam, görüşürüz. Tamam. Hadi abi gel buradan çekelim. Çekileceğiz, geleceğim şimdi. Uyuyorum ben seni. Geldim, geldim. Kadir, vallahi gün gören neşelendi be. Beni bıraktınız, gittiniz. Hani bana vallahi yardım edecektiniz. Ben her zaman esnaftan yanayım. Bulmuşum kardeşlerimi, güzel de satıyorlar mallarını. Bak müşteri topladım başlarına. Benden yana değil misiniz Kadir Bey? Senden de yanayım. Giderken işlerimi yaptım da gittim. Bak geride işimi bıraktım. Teşekkür ederim. Kardeşime müşteri topladım. Bak aşağıda satış yapıyor. Ucuz domates bulunca affetmedim valla. 8 liraya domates bulmuşum. Bir su evet. Bardağı şeker revani için. Revani bunda mı çırpıyoruz kız koca mutfakta? Ne yapayım kalmadı. Vallahi güzel geldi. Kendime geldim. Oynadınız oynadınız çık, geldiniz. Evet sen ne yaptın o arada? Çorbanın hamurlarını attım, şerbeti hazırladım. Kırası zaten buradaydı ve bunları hazırladım. Tamam o zaman hızlıca hemen burayı boşalt, böreği hemen bir sar. Hadi börek, hem fırına börek girecek hem şey girecek, revani girecek. Yoğurt da ekleyelim de. Ekle yoğurdumuzu. Revaninin içinde yumurta, şeker, sıvı yağ, yoğurt, irmik, un, kabartma tozu ve vanilya var. Yanında da revani sevmeyen bir yarışmacımız var. Revani sevilmez mi ya? Bence iyisini yememiş. Bugün iyi bir revani yerse belki yani sever. Kendisi de öyle diyor zaten. Revani tatlısını hiç sevmem. Benden puan almak istiyorsa bunu çok güzel yapmalı ve bana sevdirmeli. Kendisinin yaptığı gül tatlı da yani kurabiyeydi. O da sırf yani çok üzüldü diye. Gül tatlısını özden yapmadı ki. Tamam. Tadı damağında kalacak. Evet. Özür dileyecek. Hemen hata geçiyorsun valla. Hemen bir kavga etme derdin canım. Hayır hiç etmedim seninki ben. Şöyle diye, onu ki bırak sen kendini öv. Özden Hanım, Özden Hanım bu saatten sonra diyeceksiniz ki keşke ben revani yeseymişim. Bu nasıl bir revani? Ya da bu revani ise benim yediklerim neydi? Ekliyorum irmiği. İrmiği yoğurtla mı ekliyorsunuz Kadir Bey? Kız zaten içine yoğurt dökmedin mi? Şimdi lapa kalırsa. Niye lapa kalsa karıştıracağım şey, zaten. Pardon çok özür dilerim. Öldürecektim kız beni. Yandan gel mange gako gako. Şıkar gel mange gako. En sevdiğim tatlı, kokusuna bayılıyorum. Fırını mı ısıtmam lazım? Getir şimdi cam kasesini, sıyırayım ben bunu. Erivan şehri işgal edildiğinde Osmanlı mutfağında onu kutlamak adına yapılan bir tatlıdır revani tatlısı. Bolcana yağladık ki içine yağ az koyduk ki buradan bari yesin yağını. Şu hamurumu kesebilir miyim artık ben? Zaman sen onu kesmek yerine bir an önce böreği ateşi sarsan, börek fırına girse. Kadir Beyciğim onu döküp fırına veriyorsun ve seni yolcu ediyoruz. Görüşürüz. Mutfağa veda ediyordum. Teşekkür masada ederim, görüşmek Kadir dileğiyle. Bey. Bak bak. Koyduk. Evet, bir şekerli, bir sade. Bana müsaade arkadaşlar. Kendine iyi teşekkür bak. Teşekkür ederim. Gözünü Kadir seveyim. Çok hadi sağ son ol. Gün tamam. Sıkı sarıl iplere. Vallahi çok güzeldi. Pişmiş kim pişmemiş, pişmez dedi. Anlamıyorum. Güzel gözüküyor. İşin rahatladı mı şimdi? Hani pişmez pişmez deyince herkes böyle bir tedirgin oldu. Pirinç pilavımı hemen yapmam lazım. Neyi? Pırasanın içine pul biber ve karabiber koyacaktım. Unuttum. E şimdi ekleyelim ne olacak ki? Ekleyebilir miyim? Niye ekleyemesin ki? Hani unuttum diye yasaksa falan o yüzden soruyorum. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz, mutfak sizin. O zaman kimse konuşmasın sakın. Yalnız bir şey kokuyor. Ay şaka gibi. Anam gitti revani. Yok aslında fark etmez abi kıyıklarını alırım ben. Kokusu bile gitmez onlara. Yanıklarını pıtpıtlarız arada. Alacağım hemen onların yanıklarını. Bir soğusun. Soğuduktan sonra şerbetini atmam lazım. Sıcak sıcağına atamam. Aa, daha pişiyor. Börekli durumda börek. Yok yanmamış çok şükür. Süreniz de çok az kaldı. Kazın derilerini almayı unuttum. Derisini almam lazım. Almak zorunlu mu? İsteyen alıyor isteyen almıyor. Ben öyle derisini alıp verecek. Sen almak istiyor musun? Evet. 30 saniyede yetiştiririm diyorsan al istiyorsan. Semiz otun da var ama. Alamıyorum. Semiz otunu da yapmadım çünkü daha. Semiz otu listenizde yoktu zaten. İstiyorsanız hemen kazın derilerini alın. Tamam ama böyle daha güzel duruyor. 10. Almıyorum böyle daha güzel duruyor. Hazır. 5. Yetiştiremedim. 1.
Semiz otu menüde yoktu ki. Evet. İstiyorsanız yoğurtlayın, size özel yaptım dersiniz. Çamur çok şey. Kadir Bey'e cebin yıkaması da o kadar olur zaten. Kadir Bey teşekkür ederim. Gene Allah aşkına. Kadir çok pardon Bey. Kameraman Bey bir saniye. Ne olmuş buna? Allah aşkına sevgili seyirciler şunun nesi var bakar mısın? Pazarda bile bu kadar temizini güzelini bulamazsın. Altı çamur deryası. Zaten ilk suyu mu bunun? Dökmedin mi bu kadar saattir sen Hayır, bunu? Hayır dökmedim, yetiştiremedim. Ya. Suç benim oldu. Tertemiz ayıklamışım. Niye geldin pardon? Sürpriz bitmiş de o yüzden. Ben hiç bakmadım bilerek kapıdan içeriye. Odanın içine hiç girmedim daha. Senin gibi ilk defa görmek istiyorum. Doğal bir tepki vermek istiyorum. Hazır mısın? Bitti mi gerçekten? Bitti. Yemek de bitti zaten. Her şeyin hazır. Dolaplar, yataklar, çalışma masası, ondan sonra yatak örtüleri, her şeyi hazır. Ama ben rengini, modelini, şeklini merak ediyorum. Gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım. Güçlü bir annenin çocukları için katıldığı yarışmada sürpriz olarak biliyorsunuz gibi oda takımı ayarladı setimiz. Son halini biz de merak ediyoruz. Hadi o zaman tekrar gidelim. Tekrar hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bana da 10 kilo domates aldı sağ olsun. Kapat gözlerini. Açayım mı? Hazır mısın? Bir şey diyeyim yeni mobilya yeni kokuyor. Yeni kokma. Mobilya kokuyor. 3, 2, 1. Nazlı aç gözlerini. Gel. Çok güzel olmuş. Çok renkli istiyordum. Gerçekten elinize yüreğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Beni geri çevirmediniz. Beni aldınız yarışmanıza. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yalnız sanki ölçü alınmış gibi her şeyde kutu gibi oturmuş. Vallahi her şey yerli yerinde. Ne kadar şanslıyım ki böyle güzel bir ekiple çalışıyorum. Evet, gerçekten. Maşallah. Her çok şey beğendim ve odada büyük ya, güzel sığmış, evet. Ferah ferah olmuş. İki kardeş, bu akşam ne heyecanla yatar onlar var ya. Ve biraz olsun psikolojik olarak evet. Da kendilerini mutlu çok bir enerji gelecek çocuklara. Gerçekten çok teşekkür evet, ederim. Moral olarak da çok çocuk. Biz teşekkür ederiz gerçekten her şey için. Çok sağ ol. Yani böyle güçlü bir anneleri var çocukların, önemli olan o. Yine sen fedakarlığın için bu mobilyaları satmıştın. Bugün de o da fedakarlığının karşılığını aldı. Evet. Her zaman kızım diyorum. Kızım var ya çok sevecek. İyilik iyiliktir arkadaş. Gerçekten. Ay çok da güzelmiş kız. Bak buraya kalemlerini falan koysun. Sulu boyalarını falan. Ay şimdi kızım buraya aldığı makyajları da koyar. 10 yaşına gitti ya kendince bir şeyler yapıyor. İnşallah burada çocuklarınla eşimle de beraber yaşamak nasip olsun. Çok büyük bir sürpriz yaptınız. Hiç beklemiyordum. Çünkü zaten benim hani amacım oydu. Onun için yarışıyordum. Hem başta da söylemiştim. Kazanmazsam bile verdiğiniz o ilk parayla gidip onlara taksitle alacaktım. Ama işte o da seni zorlayacaktı diğer taksit olarak da. Evet. Yani bizim burada nasibimiz varmış. Bu iyilikten payımızı almamız gerekiyormuş. Çok geldik ve aldık. Buradan da nevelandın ya. Helal olsun Kadir. Daha niye öyle diyor? Bak hiç mi işin diğer tarafına bakmıyor bu adam beni deli edecek. Bak bu sevaba ortak olduk. İşte bu bizim nasibimiz. Nasıl ortak oldun buradaki sevaba ben onu anlayamıyorum. Prodüksiyon olarak girdiğiniz mi? Siz de derken ayırt ediyorsunuz. Kadir Bey de. Sevabımıza ortak ama günahımıza değil. Bizimle ağlıyor, bizimle gülüyor. İyinizle kötünüzle birlikteyiz efendim. Sedat Bey hiç sevabımızdan verdiğinizi duymuyorsunuz. Gidelim mi? Evet. Hadi gidelim daha sofraya misafirlerimiz gelecek. Muhteşem finale hazır mıyız? Bir de bunun üstüne 50 bin lirayı cebe indirelim be. Evet. He? 50 bin lira of. Hadi kalk gidiyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. Mis gibi yeni möble kokuyor. Hadi bayılırım. Hadi. En hamarat filmde bugün Nazlı Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız kestibaşı çorbası, pırasalı börek, kaz eti ve yanında pirinç pilavı, çoban salatası ve revani ile rakiplerinden yüksek puanları almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Kolay bir menü olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Makarnanız olmamış, mümkün değil. Katılıyorum burada. Bugün hepiniz birbirinize katılıyorsunuz, teşekkürler. Semiz otunu istediniz ya, onu ayarladım. Ben istemedim. O zaman alayım seniz otunu. Sanırım içinde yeşil soğan da var. Zaten pırasa soğan. Saçma mı geldi? Saçma tabii vallahi ki. Vallahi sizin kadar kimse saçma olamaz. Herkese tepki vermekten vazgeçin. El açması. El açması değil, bu hazır. Hiçbiriniz yemekten anlamıyorsunuz. Böreğim hazır yufka. Düdüklüyü açıp da pişirmek ama kaz önünüze koydum farkında mısınız? Sizin tamam, gibi tamam şimdi ben etini etle tavuk bir arada vermedim ben. Yani? Yani şu an bütün tamam, ana bakın. Yemek önemini yitirdi mi? Tabii ki de yitirmiş oldu. Nazlı Hanım'ın menüsünde sadece etin pişmesini ve tatlısını beğendiğim için 10'a puanım.
Ena Marat benim sevgili seyircileri, hazır mısınız efendim? Nazlı Hanım masasıyla, misafirleriyle karşınızda. Haftanın son masasına oturduk. Nazlıcığım öncelikle nasılsın? Nasıl geçti mutfak? Yoruldum ama güzel geçti. Değdi ama. Değdi. Bugün inşallah arkadaşların lezzetlerine şaşırtırsın. Bekliyoruz inşallah. Pınar Hanım'dan başlayalım. Pınar Hanım öncelikle menüyü nasıl buldunuz? Ardından soframız nasıl? Buyurun. Çok dolu dolu bir menü olarak görmüyorum. Ama kazetini merak ediyorum. Masa olarak çok uyumsuz buldum ya da bilmiyorum, herkesin kendi tercihidir. Ben hemen siyah... söyleyeyim. Efendim. Bardaklarım kırıldı. Benim sakarlığımda tekrar bardak almak zorunda kaldım ve aynısını bulamadım. Ya, bardakla ilgili sıkıntı değil. Özellikle kayısı, hani ikramlık hani mı koydunuz? Evet, ikramlık koydum. İkramlık koyduysanız eğer, keşke kahvenin yanında hani bu ben size bir ikram olarak yapıyorum burada deseydiniz. Burada da hani yemeği geç getirdiniz Nazım, acıktık derseniz buradan yiyebilirsiniz. Ama biz ona puan vermeyeceğiz. Olarak. Ben kayısının tadını zaten biliyorum. Tamam, ona puan verin diye zaten koymadım ki oraya Pınar Hanım. Bir şey diyemeyeceğim. Anladım, elinize sağlık. Ben masa uyumlu bulmadım. Peki. Ama demek ki bize göre yapmadınız. Biz davet sofrasındayız. Ben böyle tercih ettim. Ben böyle beğeniyorum derken hani bizi davet sofrasına. Şimdi hepinizin nasıl beğendiğini bilemem. Çünkü hepiniz ayrı ayrı sofra hazırladınız. Hepinizinki çok farklıydı. Ben bunu tercih ettim, bunu hazırladım. Ben evet, onların yerine ya bir şamdan ya bir çiçek görmek isterdim masada. Çatalda, bıçakta, tabakta yanlışlık var mı? Son gün tabii şimdi kendisi. Benim çatal bıçağımda yok. Hafta boyunca hepsinde eksiklik var. O konuda bayağı dikkat etmiş kendisi. Ezberledim. Aynen. Hayır. Bizden aynen. Çok hızlı bir şekilde hazırladım. Birçok şeyi öğrenmiş. Öğrenmiş mi? Bence siz benden öğrenin çünkü gayet güzel eksiklik hazırladım. Eksiklik konumunda. Evet, bizden öğrenmişsiniz. Geçti ama yani hepimizin belki bir ufak tefek eksik olanı vardır. O hatayı siz en son olarak yapmış olursunuz. O zaman hazırlarsınız çatalınızı. Gayet güzel hazırladığımı düşünüyorum. Kaşın çatalın yanına tatlı kaşığı konulmuyor ama unutmayın. Sıkıntı yok. Bir şekilde halledilir çözüm. Ben yani... Özden Hanım'ı dinleyebilir miyim? Tabii ki. Tam servis açmış ama ben tatlı tabağını genelde koymam. Ben koymak istedim. Koydum. Benim de gayet tercihim değil. Nasıl siz benim sizin tercihim dediniz, benim o da benim tercihim böyle, evet. Peki siz haftanın başından beri dediniz ya, Nazlı Hanım yorumlarıyla bizi çok fazla ikna etmiyor. Yemek bilgisi evet. olduğunu düşünmüyoruz. Peki bu menü yemek bilgisi olmayan birinin yapabileceği bir menü mü? Çok basit bir menü. Evet. Kazetini merak ediyorum. Kars'tan mı geldi? Ki öyledir. Kurutulmuş, Kars'tan dondurulmuş. Geldi. Kurutulmuş, dondurulmuş mu? Kuru et şeklinde mi? Yoksa çiğ olarak dondurulmuş buzlukta mı? Merak ediyorum. Nasıl sunacağını çok merak ediyorum. Peki, geldiğinde onu konuşacağız. Evet, Cansu Hanım, siz nasıl buldunuz menü? Cidden Nazlı için kolay bir menü mü? Yani kolay bir menü olduğunu düşünüyorum ben açıkçası Nazlı Hanım için. Yani zor bir menü değil. Ara sıcağın yanına herhangi farklı bir şey olabilirdi. Ara sıcağında biraz... Yazlamayı unutmuştum. Yani, bunu tekrar söylüyorum. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Önemli değil ama olabilirdi. Hani sanırım biraz da tedirgin mi oldunuz? Yetiştiremem diye mi düşündünüz? Orası hayır, yetiştiremem değil. Sen semiz otu yoğurtlamadın mı mutfakta bugün? Hayır, yetişemedim ama. Ayıkladık onları, suya evet. bastık. Yoğurtlanmadı. Evet. Yok, yoğurtlanmadı. Zaten ama menüde de yazmıyor. Menüde de yazmıyor. Menüde yazmıyor. Menüde evet. yazmamış ama mutfakta semiz otu aldırmış. Ben dedi semiz otu da yapacağım evet. dedi. Ekstra olarak. Ekstra olarak sürenin içinde semiz otlarını ayıkladık. Ama yoğurtlamaya mı vaktin kalmadı? Evet, yoğurtlamaya vaktin kalmadı. Tam da benim dediğim kalmadı. Gibi yetiştiremeyeceği muhakkak olacaktır dedim. Sadece eğer semiz otunu yetiştiremedim. Ayıklanmış mı, yıkanmış, sadece yoğurtlanacaktı. Yani demek ki olsaymış hani, yetiştiremeyecek bir sonuçta. Bir eksik değil bence. Yok, hayır. Bu da çok kolay olan bir şey ya, hani pişmiyor. Direkt yoğurtla o zaman isterseniz gene yanında getirsin mi? Hani benim için sorun yok tabii ki, ikramı olur. Kendisi ikramı olur. Menüde görmediğim için. Ama menüde de görmedik açıkçası. Menüde görmediğim için. Şöyle. Yani onu puanlamayız. Hemen onu da söyleyeyim. Eğer görmediğim diyorsanız için, ki yoğurtlamadığı için diyoruz. Süre zarfının içinde eğer yetiştirirse sonradan bir şey ekleyebilirsiniz bu arada menüye. Çıkartamazsınız ama ekleme yapabilirsiniz. Yetiştirseydi ona da puan verecektiniz. Tabii ben mesela dün gül tatlısında dondurma. Mutfakta olduğu için bence gereken yoğurtlayıp getir böreğin yanına. Madem diyorlar ki bir çeşit daha olsun, en azından tamam. kuru kuru börek yemezler. Yoğurtlu bir şey de tatmış olurlar. Tamam. Notlamak için ama değil evet, tabii ki. Yok, tatmak için söylüyorum. Hani şikayetçisiniz ya, böreğin tek olmasınlar. En azından yanında gelsin o zaman. Ben yarışmacı arkadaşlarıma örnek oldum. Onlar da benden örnek alarak hepiniz güzel masalar yaptılar. Hepiniz bana örnek mi oldunuz şimdi? Ben size hepinize örnek oldum. Ha, o yüzden evet. Ama kötü bir örnek oldu bana. O yüzden biz sizi ciddiye almadık. Kötü bir örnek olsaydım bugün bu masa böyle olmazdı. Sizi iyi bir örnek alsaydık, sizin yaptığınız masa gibi yapmadan olurdu. Masayı ben hazırladım. Sizin gibi bir masa hazırlamış olsaydım arkadaşlar neden Amerikan servisi açtım derlerdi. Evet. Işıl ışıldı. Yani diğer hanımlar mı senden örnek aldılar? Tabii ki, birinci günün yarışmacısından. Benden örnek aldılar dedi ama hepsinin masasında eksiklikler vardı. Nasıl örnek almak, eksiklik konusunda örnek aldığım doğru.
Eksiklik yani, konusunda sizin şöyle, evet, sizin masanızda da eksik vardı, bende de eksik vardı. Evet, o konuda örnek almışım ama masa düzeni konusunda, sadelik konusunda kesinlikle benim masamla sizin masanızı kıyaslayamayız yani, evet, o konuda. Peki, inanamıyorum. Hakikaten inanamıyorum. Yani benim masamı gördüğünüz, evet. Sizin üstüne basa basa göz yoruyordu bakın, demiştim. Bakın siz konuştunuz, şimdi ben konu söyleyeyim. Konu yine suplaya geldi. O arada çorbalarını evet, lütfen yeter. Beşinci gün hala daha benim masamı diyorsunuz. Evet, kıskandığınız çok belli. Pınar Hanım'ın masasında iki tane şamdanı vardı. İkisi de paslı ve tozun içindeydi. Toz da iki günlük toz değildi. Kireçlenmişti artık o toz. Paslanmıştı. Yani kalıplanmıştı. Değildi. Onu kesinlikle kabul etmiyorum. O kadar berbat bir şamdan mıydı? Yemin ediyorum. Yeni aldım hatta, paslıydı, o konuda hiçbir şekilde paslı diyemezsiniz. Paslıydı. Hayır, paslı değildi. Kesinlikle paslı değildi. Ama toz olabilir. O tozu görme diyemiyorum. O tozu görmediniz, pası görmemeniz normal. Dürüst davranarak evet, toz olabilir diyerek açıklama yapıyorum. Çünkü i̇şte sonuçta burada ne varsa o, onu söylüyoruz. Ama pas konusunda kesinlikle katılmıyorum. Yeni aldığım paslıydı bir şey zaten. Yani hani katılmıyorum o konuda. Pas konusunda kesinlikle mağazada kadar toz mu kalmış? Canım mağazadan getirince yıkamıştır herhalde. Gelince de silmedim, öyle getirdim. Kağıdından çıkarttım, kutusundan koydum, dedim nasıl olsa sıkıntı yok. Cansu Hanım'ın da kutuda şey geldi, çatal bıçakları paketten çıkarıldı. Evet, paketteydi. Onlar yıkamış mıydınız? Evet, içeride yıkandı arkadaşlar. Yalnız o zaman Cansu Hanım'ın tekrar günü değil, bugün... Özden Hanım, ben konuşuyorum. Dün konuşsaydınız ama keşke. Ben de Cansu evet, Hanım'ın günü değil. Evet, keşke günü değil. Bugün konuşacaktık. Biraz konuşacağız tabii ki muhakkak ama tabii eleştireceğiz birbirimizi ama... Konuşacağız, bugün de konuşacağız. Biz bugün bu masayı ama sizden ricam olacak. O poşetlerin içi zaten tozlu değil mi? O poşete tekrar koyulup da masaya koyulur mu? Koyulmaz tabii ki. Arkadaşlar yıkadılar mı? O poşetleri mi yıkadınız? Poşetleri de mi yıkadınız? Sizce poşetleri mi yıkadık yoksa? Hayır, poşetleri asla. Çatal ve kaşığı poşet yıkadık. Yıkadıysanız poşete tekrar koyulmaz. Burası mi? Titizlik yarışması mı? Tabii ki. Titizlik yarışması mı? Tabii ki. Siz galiba hiç izlemiyorsunuz. Hem amanatlık yarışması. Hayır, o ayrı bir şey yani. Titizlik yarışması mı? Yok tabii ki. Biz nereden bilelim? Bir saniye. Ben nereden bilebilirim o zaman? Bir saniye dinler misiniz? Ben nereden bilebilirim o zaman benim önüme gelen kaşığın yıkanıp yıkanmadığını? Ben de o zaman emin ama değilim. Ama şu an poşette çıkmadı ki zaten. Ama ben emin bakın, değilim. Bakın benim önüme böyle gelmiş. Eğer gözümle görmedim. Ama ben gördüm. Ben dün gördüm. Poşetten tamam da çıkarıldı. Yetmediği için arkadaşlar oradan çıkarttılar. Ne yapabiliriz? O zaman ne yapacaktınız? Tedbirinizi alacaktınız. Tedbirimi aldım belki de. Bazı şeyleri gözümüzden kaçırabiliriz. Ben konsoluma yıkadım. 3 kere hatta bir leke var mı yok mu diye çok kontrol ettim. Ya bırakın ettim. Allah aşkına tamam, ya. Zeynep Hanım, tasarımla uygun değildim. Aynen öyle, bırakın konuyu Allah değiştirelim. Aşkına. Konuyu değiştirelim. O zaman siz de buradayız. Gördük, dolabı açık Kadir Bey söylemeyi verdi. Ama eksik olanları tabii ki söyleyeceğiz. Ama takıldınız, söylediniz, geçtiniz. Kısa ve öz olsun. Birbirimizi dinleyelim ve buyurun çorba merak ediyorum. Çok özür dilerim. Cansu Hanım, bunun sizinle kesinlikle alakası yok da. Şimdi bir haftadır Zeynep'i konuşuyoruz. Hı. Ya da Zeynep Hanım hakkında her şeyi söylüyoruz. Kimse artık bunu bir bırakalım demiyor. Üstüne o da bir şey, o da bir şey söylüyor. Evet. Şimdi dün daha taze, Cansu'nun günü tazeydi. Evet. Cansu'nun günü konuşulduğu neden yani Cansu'nun gününü bırakalım da bugüne gelelim deniliyor, onu anlamadım ben. Çünkü gelecek gene diyorum. Yani konular gelecek. Hepimize. Pınar Hanım'a da gelecek, bana da gelecek. Cansu Hanım'a da, Nazlı Hanım'ı unutmayacağız. Hayır, burada sanki bir Cansu'nun gününü kapatmaya çalıştığınız gibi geldi. Hayır, belki Özden. Öyle bir şey Özden Hanım demek ki yapmayacağından emin olabilirsiniz. Demek ki Özden Hanım Cansu'dan çekiliyor. Benim hiç kimseden çekingen yok. Çekindiğini düşünmüyorum. Kesinlikle kimseden de çekinmeyen sen değil. Zaten direkt puanlama oldu yani. Onlar geçti günlerinden. Yok, bir süre fazla gitmesin diye. Yok, hayır, asla. Anne, alakası var ya. Biz burada tanıdık. Kaderini çok iyi tanıdık. Peki, çorbalarımızın tadına bakalım mı? Aynen öyle. Evet, afiyet olsun. Çorbalar sormadan afiyet olsun. Nazlıcığım, çorbanın ismi neydi bu arada? Çorbam kesmaçı çorbası. Kars yöresine ait. Kendim ve çocuklarım da çok güzel yiyor. Çok seviyoruz. Nasıl yaptın mesela? Yaparken alabilir misin? Yeşil mercimeği ilk önce haşladım. Siyahlığını aldım. O siyahlığını aldıktan sonra süzdüm. O biraz dinlendikten sonra şey yaptım. Tencereye patates ve soğan, yağ, bunları bir güzel kavurdum. Tekrar yeşil merceğimi tencereye aldım. İçindeki hamuru da elimle açtım. Makarna gibi kestim. Sonra onları kısalttım. Unladım, eledim. Eledikten sonra da çorbama ekledim. Evet. Ellerine sağlık. Yufkanızı kuruttunuz mu? Hayır. Eğer kurutmasanız böyle yumuşak olur. 2 saat içinde peki nasıl kurutabilirim? Yani yufkanızı açtıktan sonra
bir masanın üzerine veya bir tepsinin üzerine bir kenara koyun. Başka bir işinizden uğraşırken onun orada biraz kuruması gerekiyor. Yufkanın kuruması gerekiyor. Ha, kurumasa eğer ne yaparsınız? Kesersiniz. Ha, pişirmeden sadece havada kurutacak. O kadar, tabii ki. O zaman böyle yumuşak olmaz. Peki Zeynep Hanım devam etsin madem ki başını getirdin olayı. Sonunu da getir. Çok az pul ver attım. Çorbanın neyini beğenmedin Zeynep abla? İlk önce şöyle söyleyeyim Kadir Bey. Kesinlikle ve kesinlikle davet sofrasına uygun bir çorba değil. Biz ailecek evde olduğun zaman, işte annen geldiği zaman hadi bir kesme aşı yapalım içelim. Ama davet sofraları için değil bir çorba. Ve çorbanda olmamış makarnanı yapamamışsın. Peki davet sofrasına Tabii ki. Bal kabağı çorbası yaptım. Peki bu lezzetsiz mi? Tabii ki lezzetsiz asla. Kesinlikle çünkü makarnanız olmamış mümkün değil. Hani bunun nanesi. Bunun nanesi olmasa olmazdı. Yok, bizde nane kullanılıyor. Katılıyorum, nane kullanılıyor. Evet. Naneyi yağla birlikte böyle kavuruyorsunuz. Böyle de böyle çok katı soğan, olmaz. Yağ, evet kavuruyorsunuz. Peki Zeynep Hanım çorbayı beğenmedi ve asla davet sofrasında değil. Asla, kesinlikle lütfen. E sen dedin ki erişteyi kendi elinde mi keseceksin? Kendi elinde açtı kesti. Tabii. O bir marifet değil mi? Tabii ki o bir hamarat ama tutturamamış. Çünkü bu kendini salıvermeyecekti. Böyle uzun elini olmaz. Siz de biliyorsunuz bunu yani. Ama biz öyle yapıyoruz biraz diyor. Yok öyle, öyle bir şey yok. Bey. Yok. İlla ki o kuruyacak. Kurumadan da geçelim. Bir tane yumurta kırdınız mı? Lütfen efendim. Bir tane yumurta kırdınız mı içine? Hayır kırmadım. Ha işte onu hamurun içine bir tane yumurta kırıp yoğursaydınız bu şekil kendini dağıtmazdı. Ah, Zeynep Hanım'a katılacağım hiç aklıma gelmezdi. Özden Hanım'ı dinlemek istiyorum. Evet gerçekten cıvık olmuş ve şu anda kıvamı da koyu. Evet, hamuru da içerisinde hamur fazla çok fazla. Çünkü yani hamur da içerisinde hamuru, çok fazla. Kestiğim kadarın birazını ayırdım hatta çok şişmesin. Çok fazla diye koymuşsunuz ve tuzu da zaten yok. Tuzsuz bulduysanız tuz verebilirim. Yani çorbaya tuz ilave edebiliriz. Evet ilave tabii edebilirsiniz. Pilav gibi değil, börek gibi değil. Atıp denediniz mi Özden Hanım lezzet konusunda? Yani hamuru yapış yapış olduğu için çok da tuz attığım zaman. Hamur yani tadından yapış yapış mı? Evet hamuru normalde yapış yapış. İyice hayır, şu anda kendini saldı. Hayır tadını beğenmedim dediniz ya belki tuz atarsanız lezzeti yerine gelir diye dedim. Hani baharatlarında olarak nane. Evet karabiberini koymuş, pul biber de konulabilir. Nane olmazsa da olmazı. Olmazsa olmazı. Peki beğenmediniz yani. Afiyet olsun. Pınar Hanım. Ederim. Bana da çok kıvamı bir tık daha sulu olabilirdi evet, diye düşünüyorum. Aslında, evet, bir tık daha sulu olabilirdi. Çünkü böyle yediğimiz zaman ben bunu genelde çorba olarak değil de bilmiyorum herkesin görüşü. Ben bunu genelde mercimek yemeği olarak yapıyorum. Evet içindekiler bayağı bir kalın kalın olmuş. Ha yemek olarak belki gelseydi şu kıvamda derdim ki size evet bu yemek olarak tam kıvamında olmuş Nazlı Hanım diyebilirdim belki. O anlamda söylüyorum. Bana göre bu çorba davet sofrasında uygun bir çorba. Ama dediğim gibi biraz daha içindeki hamurları bu şekilde yapmayıp yumurta da kullanmış olsaydınız belki bu şekilde birleşmeyecekti. Afiyet olsun. Yoğun buldunuz siz de Cansu Hanım. Aynı şekilde evet. Ben de arkadaşlarımın yorumuna katılıyorum. Ben bu çorbayı çok fazla yaparım. Çok da severim. Biz de aynı şekilde yaparız. Ama şöyle ince ince doğrarız. Böyle bu şekilde uzun uzun değil ince ince doğrarız. Belki sizde böyledir, doğrudur. Ama bir davet sofrasında da bu kadar iri iri hamurlar gitmez. Ayrıca hamurunda yumurta kullanmanız gerekirdi. Biz de çünkü yapıyoruz dediğim gibi çok da severiz. Ben de çok severim. Böyle lapalaşmış ve biraz da unlu olduğu için sanırım unu da çok fazla eleyememişsiniz. Unu da bunu. Unu eledim aslında. Ama işte un da bunu koyulaştırmış. İşte dediğim gibi Zeynep Hanım'a ilk defa katılıyorum burada. Yani hiç evet bugün hepiniz birbirinize katılıyorsunuz. Teşekkürler. Bütün hafta hani beni sürekli eleştirdiler ya. Bu hafta da hepimiz şimdi benim günüm. Ve hepsi birbirine katılıyor. Gerçekten de teşekkür ama ederim. Ama zaten yani biz konuşurken sizin yemek bilgisi konusunda zaten biraz zayıf olduğunuzu söylemiştik. Peki bu çorba aşamalı bir çorba değil mi? Yani yemek bilgisi diyorum, olmayan birinin becerebileceği bir çorba mı? Ya, tabii yemek ki basit. Yani basit bir çorba. Yok, uğraştırıcı bir çorba. Uğraştırıcı bir çorba. Hayır bak basit ona katılmıyor. Basit bir çorba. Hayır, hayır. Özlem Hanım'a katılmıyorum. Basit evet, uğraştırıcı bir çorba. Uğraşamamış ama. Davet sofrasına uygun bir yolu. Ama olmuş yani yapamamışsınız. Hamur açma konusunda katılıyorum ama sadece açtığımız zaten bir tane hamur. Nazlı Hanım ara sıcak olarak ne gelecek şimdi? Ara sıcak olarak pırasa börek. Pırasalı börek gelecek. Evet. Hadi bakalım. Yanında da yoğurtlu semizotu. Valla Nazlı Hanım'dan açıkçası ben çok korkmuyordum. Çorbayı da görünce zaten çok iyi anladım korkmayacağımı. Öyle bir çorba içtim ki hamurdu. Nazlı Hanım bu çorba için benden puan beklemiyor herhalde. Hiçbir şeyden de memnun olmuyorlar. Olmuyorlar. Sürekli bir ay nasıl eleştirsek diye düşünüyorlar. Ve bugün hepsi birbirine ben arkadaşıma katılıyorum. Siz katılın ben katılmıyorum. Birbirleriyle kavgalıydılar, sizin gününüzde kanka oldular. İlk günden beri hep beni eleştiriyorlardı. Bana laf söylüyorlardı, şimdi laf bulacak şey bulamıyorlar. Boş boş konuşuyorlar insanasını dediğini.
bana laf söyleyenler şimdi yani geç gelme diye. Afiyet olsun Kadir Bey, afiyet olsun. Demek ki o yüzden gelmiş bunlar. Kendisini bildiği için. Geç geleceğini bildiği için mi? Aynen, kendisini bildiği için Nazlı. Geç mi? Teşekkür ederim. Evet, bana da söylüyordunuz geç geldiğimiz Hanım, farktan kadar değil. Geç kalmadım, uyuyacaksınlar. Yok, bana da söylüyordunuz. Yok, benden daha fazla da olabilirsiniz hatta. Semizotunu istediniz ya, onu ayarladım. Ben istemedim ama. İstediniz. Yok, ben İkram olarak sunabilirsiniz. Yok, ben sunabilirsiniz demedim çünkü yetiştiremezsiniz. O zaman alayım semizotunu. Alabilirsiniz, hiç sorun değil. Tamam, alayım. Bu arada çok güzel misafirperver. Teşekkür ederim. Yok, tabağa koymuşsunuz, tabak bir daha kirlenmesin diye. Hayır, yani istemedim diyorsunuz ya çünkü rica ettiniz. Hani hayır, koyabilirsiniz diye dedi. Deyince direkt evet, bana ikramımız yeni olsun yiyebilirsiniz. Yani. Tabii ki de böyle bir şey çok yanlış şimdi. Nazlı Hanım ikramımı tabağımdan almaya çalıştı. Nasıl bir misafirperverlik? Hiç öyle şey olur mu? Özcan Hanım ne yapayım yani, istemiyorum dediniz. Ben de o yüzden tabağı geri alayım mı dedim. Hem kendi istemiyorum diyor, hem de niye geri istiyorsun, çok ayıp yaptın diyor. Evet, Cansu Hanım'dan başlayalım. Cansu Hanım'cığım, nasıl buldunuz böreği, lezzetli olmuş mu? Böreği lezzetli olmuş Kadir Bey. Hamurunu beğendim, el açması. Yalnız içini tam kavuramamış sanırım. İçi tam pişmemiş, içini tam pişirememişsiniz. Bence o kadar güzel pişti ki. Yok, içini ağzına kesinlikle. Ağzına attığın an dağılıyor o pırasa. Pardon? Evet. Biz niye göremedik acaba kendisini? Neden yediniz o zaman Cansu Hanım? Sevdim, karnım aç, yiyeceğim tabii ki, torbayı mı içemedim? Konuşurken bir anda gitmiş, o ona söylemiş, pırasa ona söylemiş. Evet, biz kendi aramızda konuştuk, anlaştık, afiyet yedim. Afiyet olsun. Peki böreğin yufkasını falan beğendin mi? Yani beğendim, gayet evet, iyi, hamuru evet, iyi evet. Tutmuş. Evet, evet, okay, ben süper. Beğendim. Ellerine afiyet sağlık. Bekliyor muydu peki böyle bir şey, böyle bir börek? Beklemiyordum kendisinden, ne yalan şaşırttı söyleyeyim. Şaşırttı seni yani. Tabii ki de şaşırttı. Şu anda gerçekten şaşırdım börek konusunda. Peki, Pınar Hanım? Ben böreği beğendim, evet. Ben böreği aralarda beğendim demedim böyle ki. Bir belki pırasa gelmiş olabilir size, pişmemiş olarak belki. Peki ama. Cansu Hanım böreği beğenmemiş bir hali var mı sizce Cansu Hanım? Yok, niye böreği beğenmemiş? Cansu Hanım gelse de yani şey beğense de yiyor, beğenmese de yiyemiyor. Yiyor. Ay pardon, karıştı. Aşk olsun. Ben anlamadım yani, ben hangisini beğenip beğenmediğini anlayamıyorum. Ben şimdi bunu kendime söylüyor. Kadın ısraptan yana değil. Söyledi. Söyledi zaten. Yani ben beğendim. Sizce sadece tam kalmamıştı. Semiz otunu da koyduğunuz için onu da tadına baktım. Sanırım içinde yeşil soğan da var. Yeşil soğan da. Yeşil soğan yok. Koydunuz mu? Pırasa. Pırasa. Ya da sapları o zaman. Sap kısımları tam. Niye gülüyorsunuz Zeynep Hanım? Çok merak ettim. Tamam da zaten pırasa kimisi, soğan. Hayır, kimisi soğanı pırasa da kavuruyor. Pırasa zaten soğan. Yok, biliyorum canım, biliyorum, merak etme. Biliyorsanız niye taze soğan kimisi mı var diyorsunuz? Kimisi soğanı da kavuruyor onu. Kimisi onu soğanla da kavuruyor. O neden koku geliyor biliyor musunuz? Ben koku geliyor demedim. Ha, ama taze soğan da mı var dediniz? Tamam, var mı diye sordum. Evet. Koku geliyor demedim. Hı. Dinlerseniz beni anlarsınız. İşte teşekkür ederim. Soğan tadı bu alıyorsunuz ya. Bu sap kısımları ya. Var ya, pırasanın sap kısımları. Yeşil soğana benzediği için, taze soğana benzediği için. Hepsi onu... zaten o kökgillerden evet. Tamam, evet. Kimisi katıyor. Soğan. Mesela ben bazen normal kuru soğan da katıyorum içine. Seviyorum çünkü, olabilir peki yani. Peki sen neden güldün? Taze soğan mı var deyince yani zaten hiç evet. Zaten sorabilirim, pırasa sorabilirim. Soğan. Sorabilirim. Yani böyle yani. Saçma yani. Geldi. Saçma tabii vallahi ki. Vallahi sizin kadar kimse saçma olamaz. İşine gelmeyince hemen şey yapıyorsunuz. Ben hemen gayet cevabını veriyorum. İşine gelmeyen herhangi bir durum yok ki. Ben cevabımızı veriyorum. Bence ben gayet güzel altı dolu cevaplar yapayım. Veriyorum farkındaysanız. Boş altı cevaplar dolu. Vermiyorum. Tamam. Evet. Söylediğimin arkasındayım ve mantıklı bir cevap arkadaşlar, vermek zorunda kalıyorum. Yorum yaptıktan sonra ben de yorum yapayım. Yok, tamam. Buyurun siz yorum yapın. Siz yapın. Masayı lütfen yok, sizi yönlendirmeyin. Yok, Kadir Bey. Evet, yani ben biraz sakinleşine kadar. Lütfen peki. Kadir Bey yönlendir. Sen ne dedin az önce Özden Hanım'a? Dedim ki ben biraz sakinleşine kadar editörlüğünü şey yapmaya başladı. Ne yapsın? Yorum mu yapsın? Şu anda editörlüğünü yapmaya başladı. Biraz sakinleşin de. Özden Hanım'a yorum mu yöneltti sen az önce? Evet, dedim ki evet. Ben sakinleşine kadar siz konuşmayın. Aynen. Ben burada saksı mı yiyeyim? Çok üstüne geliyor. Estağfurullah. Aa, aşk olsun yani Kadir Bey. Farklı bir de gözünün içine baka baka yapıyor Özden. Hayır ama çok üstüne geliyorlar. Finalde Zeynep Hanım herhalde geçecek benim yerime. Aşk olsun Kadir Bey. Lütfen ben saksı değilim. Ay bismillah. Bak, beni de korkuttunuz. Sakin olun, gözünüzü. Tamam, siz sakin olun ama. Pınar Hanımcığım buyurun, sizden devam edin. Elinize emeğinize sağlık. Ben tadını beğendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Özden ablacığım sen nasıl buldun? Evet, el açması olarak böreğini beğendim. Ama peynir de katılabilir. Ha, peynir. Için. Evet. Tercih niye şaşırdınız? Evet, ekleyenler oldu. Siz kendinize yani, evet, gelince yorum ki. Yapar mısınız lütfen? Tabii ki. Herkese tabii tepki ki. Vermekten vazgeçin. Vazgeçin. Lütfen. Evet.
Lütfen ben konuşunca siz de araya giriyorsunuz. Ama ayıp artık yani. Ya hiçbiriniz anlamadınız o kadar yani konuştuklarınız gerçekten. Zeynep Hanım, bu kadar işte yemekten anlıyorsunuz şu an farkında mısınız? Saygısızlık yapmıyorum. Biz bir yemeği tartışıyoruz. Hayır, bizi bıraktınız şu anda devam ettiniz. Hı-hı. Bana paslıyorsunuz. Neden anlamıyorlar yemekten? Her zaman değil. Şimdi de aldınız. Sen çok görevini almadım. Ya ben Zeynep abla daha Zeynep ablacığım daha yorum bile yapmadı. Yapmadı. Nereden anladın yemekten anlamadın? Şimdi nereden çıktı o? Birden dedi. 5 gündür belliyiz. 5 gündür birlikteyiz. İlk günlerde bu bu böreğe bu şekilde yani yorum yapılıyorsa ne gibi artık ben size? Yanlış tabii ki. Nasıl yanlış? El açması değil mi? Sıra bende. Hayır bir saniye, el açması değil mi bu börek? Ya el açması olmuş ama olmamış. Ben konuşabilir miyim lütfen? Hani sıra bana geldiyse Kadir Bey. Hayır Özden. Müsaade ederseniz tabii. Sizden sonra ben. Buyur devam et. Özden Hanım devam etsin buyurun. Teşekkür ediyorum, güzel olmuş, beğendim. Ve şaşırdım. Hayır neye şaşırdınız? Evet. El açması ve bunu yapabilmesine de... Ben de şaşırdım. El açması diyoruz da bunun nasıl yaptınız anlatır mısınız bize? El açması içine ne koydunuz? Ben el açması olarak kendimde iddialı görmüyorum tabii ki. Yufkayla yaptım. Zeynep Hanım da yorumunu yapsın. Ondan sonra mı? Evet. Merak ettim hani nasıl yaptığınızı da. Tamam, Zeynep Hanım da yorumunu yapsın. Bana kalırsa bu el açması değil, bu hazır. İçi de zaten olmamış. Niye diyeceksiniz olmamış? Baya bir pırasanın kokusu geliyor. Neden biraz mümkün daha, değil peki? Biraz daha... Yok bu el açması değil. Bu hazır yufka. Zaten menünüzün sıralaması zaten yanlış. Şöyle söyleyeyim, arka arkaya hamur olmaz. Bir. İkincisi, iki tane zeytinyağlı bir şey yapsaydınız, bu hazır yufkanızı da katmerde değerlendirseydiniz. Katmer? Katmer, evet. Tercih meselesi. He. Katmer değil de, revani katmer seçmiş. Siz niye yönlendiriyorsunuz yine? Ben yorum niye yapıyorum. Hayır, menüsünde onu tercih ama etmiş. Ama işte yorum ya. Yapın. Bu benim yorum tercih. Yorum yapın ama o onun ama tercih. Ama olmamış. Revani seçmiş. Siz bana yaptığınız zaman ben size bir şey dedim mi? Yok. Olmamış dediniz, şu ol dediniz. Diyemediniz peki zaten. Peki ben bincem niyesin gücünüze ya gidiyor. Ya inanın ki şaşırıyorum. Niye gücünüze geçiyorsunuz? Yani oradan araya atlıyorsunuz. Oradan araya atlıyorsunuz. Saray sarması gibi. Evet, evet. Saray tatlısı gibi. Her şeyden ziyade şimdi üçünüz el açması dediniz. Zeynep Hanım hazır yufka diyor. Hazır yufka tabii ki. Ve ben bu sürenin İtiraf edemiyor. Beğendim İnanın sadece hamur. Beğendiği için itiraf edemiyor. Bakın hazır yufka. Vallahi benim hep hamur. Buyurun. Çünkü o zaman hamur yemek yer ki. Hamur. Buyurun hamur. Hazır, ya, hazır yufkayı bile yapamam. Hamurla bir. Sizin evet. Gibi poğaça olsun. En azından sadece hamur. Çok da güzeldi. Kim yedi ki? Hepiniz beni kıskanıyorsunuz. Hiç de güzel değil. Hepiniz hamur yedim. Yani yapış yapıştı. Hamur yedim. Hiçbiriniz yemekten anlamıyorsunuz. Kusura bakmayın. Gayet fazla de güzel kalırsaydı bu koku çıkmaz. Sadece gene başlıyor. Hamur bıraktığı için. Çok özür dilerim. Zeynep Hanımcığım, yemekten anlamıyorlar da niye buraya geldi 3 tane hanımefendi? Biz de gidelim. Belki bir şansımızı deneyelim. Öyle bir şeyler söyleyelim. Sizin hamurunuzu yedim. Birbirine gelirdi. Öyle mi? Bugün 5. günümüz. Evet. Ve günlerdir biz hep Zeynep Hanım bu evet. Masalarda ön planda. Herkesin yemin masasında. Işte. Ama ben evet, biliyorum. Ben artık ama ben biliyorum. Bilgiliyim. Siz de biliyorsunuz. Bakın, biliyorsunuz bu göreceli da. Bir şey. Bu göreceli Zeynep bir Hanım şey. Da çok şey bildiği pırasayı nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Siz bilmişlik yapıyorsunuz. O zaman siz şöyle. Pırasayı nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Peki ev sahibine soralım mı? Taze soğan mı dediniz şeyin içine girmiş? Ama bu şekilde olursa ilerleyemeyiz ben size söyleyeyim Kadir Bey. Yo az kaldı. Neyse böyle 5. güne geldik zaten. İlerleyemeyiz. Doğru bugüne kadar ilerleyemeyeceğimiz daha bir şey kalmadı. Nasıl ilerleyemeyeceğiz derken? Yani bundan sonrasını ilerleyemeyeceğiz yani. Bu şekilde sürekli ön planda olamaz. Nazlı Hanım'ın masasında değil miyiz biz bugün? Yani evet ama ben yorum anlamadım. Yapıyorum. Ya kalkıp gidecektim. Dayanamıyoruz artık yani. Zeynep Hanım konuşmalarıyla beni kışkırttığı için aşırı şekilde sinirleniyorum ve bu sinirimi de masaya yansıtıyorum doğal olarak. Ha şu semizotu içinde hiçbir şey demediniz. Mesela deniz elinize sağlık şudur budur. Evet yorumlamadım ben olsa, çünkü. Ben olsam puanlamayacağız. Puanlamayın. Tabağa koyulmuş mu koyulmuş. Gelmiş mi gelmiş. Ben bu semizotunu bu şekilde servis yapmam. Ayrı bir tabağa koyarım. Üstüne cevizimle, pul biberimle, zeytinyağımla şöyle bir kavururum. Yetiştiremediği için biz konuşmadık. Nezaketen. Biz müsaade ettik. Bir dakika geç geldim. Çok özür dilerim. Ben söylemedim siz ama. Kim mesela? Niye çoğu konuşuyorsunuz? Yani ben böyle herkesten servis yapmam. Herkesten aynı şeyi duyduğum için biz görsellik dedim. De önemli. Az önce Cansu da biz dedi. Evet. Hepimiz çünkü hemfikiriz. Üçünlemek bir olmuş. Bu işin içine Zeynep Hanım da dahil mi yoksa sadece siz üçünüz mü birbiriniz adına biz siz diyorsunuz hep? Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Biz burada 5 kişi yarışıyoruz. 4 kişi benim rakibim olarak söylüyorum bunu. Madem yufka için bu kadar ısrar ediyor Zeynep Hanım, Nazlı Hanım bu böreği bize nasıl yaptığını söylesin. Biz de ısrar edenler olaraktan Zeynep Hanım'dan özür dileyelim. Anlamadım. Yok özür dilemenize gerek yok. Yok. Yani gerek. Zaten anlattıktan sonra Nazlı Hanım eğer yanlış bilmediği o zaman yok. Çok özür dileyelim. Ev sahibi Nazlı Hanım sözü ona verelim. Evet, böreği yapan o nasıl yaptın anlasın. Nasıl yaptın anlasın. Herkes 4 gündür 5 gündür ben daha lezzetli yemekler yaptım dedi.
daha iyi yemekler yapıyorum dedi. Benim ağız tadım var dedi. Senin ağız tadın yok dedi. Ama benim böreğim hazır yufka. Ama gerçekten el açması yufka. Demek ki Zeynep Hanım'ı tebrik ederim. Tamam, Zeynep Hanım'dan ben şahsım adına özür diliyorum. Hayır, ben kendisinden niye özür dileyim ki? Yani o da özür dilebilir. Ben yanlış bilebilirim. Ben dilemem. Çünkü börek o kadar güzel olmuş. Ben biliyorum. İçini biliyorum. Nasıl? Ya Bili, sen zaten biliyorum. Çok bilmişsin. Bir saniye, bir saniye. Zeynep Hanım, Cansu. Börek o kadar güzel olmuş ki. Demek ki biz onu çünkü yufka tadını... Çünkü ben kendi yaptığım bir sosla yaptım. Anlayamayacağımız tarzda güzel yapmış. Yufka çok güzel olmuş. Pırasa. Et koku önemli olan benim için el açması yufka değil. Benim bak hamur hamur. Evet hatırlarsanız ben de söylemiştim. Aynen. Hamur. Yufka hazır olabilir. Hamur. Peki, hamur. Çok özür dilerim. Özür dileyecek var mı başka? Hayır, sana hayır. Asla özür dilemem. Geçebiliriz. Asla. Ben yarışma arkadaşlardan hepsinden özür bekliyorum. Ben Zeynep Hanım'dan özür dilemiyorum. Zeynep Hanım'ın herkese karşı özür borcu var. Ben Zeynep Hanım'dan özür dilemedim, dilemeyeceğim de. Ya sabır. Pınar Hanım'ın sofrasında ben kiminle aynı sen masada? Anlamıyorsun, siz bilmiyorsunuz, sen kiminle anlamıyorsun. Aynı masadayım. Hepinize. Niye de öyle dediniz özellikle? Niye beni o kadar küçümsüyorsunuz? Kiminden aynı masa? Küçümseme olarak nasıl? Değil. Tabii ki küçümseme. Hayır küçümseme. Ders değil. Veriyorsunuz veriyorsunuz ama ağzından çıkıyor. Siz bize ders verdiniz. Evet ben yemek, ders veriyorum. Ben yemek bilgisiyle söylüyorum. Ben bugün kalkıp ben ukala söylemiyorum. Siz ukala mı demediniz? Ukala söylüyorsunuz. Beni küçümsemediniz. Ukalaca mi? Terbiyesiz mi demediniz? Ben terbiyesiz yapmadınız demedim. Yapmadınız kalmadı. Ben terbiyesiz demedim. Kimin hamura olduğunu bugün göreceğiz zaten. Gördünüz mü? Hazır yufkayı hamur yapıp önüme getirmiş dedim ki eğer bu yufkayı yaptıysanız dedim. Buna emek verene kadar, arka arkaya hamur olana kadar dedim. Bunu nerede değerlendirseydiniz? Bir katmer yapsaydınız kek yapana kadar. Da ne diyeyim? Ama onu Cansu arkadaşlar yani. Ayıp oluyor Cansu Hanım. İşte olmuyor. Davet sofrasındayız yarışmadayız. Peki Zeynep Hanım. Cansu Hanım'ı dinleyelim. Lütfen kimse konuşmasın. İlk günden beri ben kendi adıma şahsi olarak konuşayım. O tamam. Zaman o şekilde anlaşalım Kadir Bey. İlk günden yapalım. Beri hep bilmiyorsun, anlamıyorsun. Bilmiyorsun ama bundan başka doğru düz bir kelime duymuyorum kendisine. Ben aşırı rahatsız oluyorum. Tabii ki de kendimi korumaya alacağım. Peki siz bu kıza bir haftadır sen hiçbir şey bilmiyorsun, yorum yapamıyorsun. Evet. Siz sizsin, anlamıyorsun. Siz de buna dediniz. O zaman tek suçlu Zeynep Hanım değil. Bu masada herkes birbirine tabii bir şey söylüyor. Özden Hanım, Pınar Hanım'a kaç kere dedi ki eleştiri ben yaparken. Ben sen dedi hep benden kopya çekiyorsun. Biraz özgün ol, özgün ol, özgün ol. Şimdi Zeynep de Nazlı Hanım'a söyledi. Yok, Pınar Hanım'a söyledi. Nazlı ha bak gene bu garibe söylemişsiniz. Onun üstüne bak. Onun üstüne şimdi Zeynep'e çok özür dilerim. Yok, taraf yok. Ben adaletliyim. Zeynep benim babam. Ama ben de yani ben Pınar Hanım'dan hepimizden. Peki Özden Hanım şunu kastediyorum. Şimdi siz Nazlı yorum yapınca Nazlı'nın yorumunu eleştiriyorsunuz. Yani burada herkes aynısını yapıyor. Hayır, ben bundan bahsediyorum. Evet, yorum yapıyor yapıyoruz. Kendisi. Kendisi lafına da bu arada çok alındım. Burada kimseyi tutmam bu programda şimdi kadar. Hiç kim. Ama bir haftadır kızı ezdiniz. Ama gerçekten şöyle bir haftadır eğer ben Nazlı'yı savunsaydım bir haftadır hiç ağzımı açtım mı açmadım. Ama şimdi ev sahibi o. Biraz da onu tutayım. Yani benim annem geldi. Ben annem misal neler dedi ev sahibi. Dış ses milföyü yaptı diye dünya lafını söyledi. Ağzımı açmadım. İzledik. Haksız haksız. Anamı tutmamışım ben bu programda. Nazlı'yı mı tutacağım? Sen de aç ağzını biraz. Bak hep ben söylüyorum şimdi. Özden Hanımcığım yorum yapabilirsiniz isterseniz. Buyurun. Evet, tuz oranı biraz fazla. Normalde bunun suda haşlayarak tuz oranını azaltabilirdiniz. Fırınlama yapmadınız, sadece haşlama olarak haşlama, yaptınız. Evet. Evet, zaten tuzla birlikte bu dediğimiz gibi pişmiş derecesine neredeyse değil de tuzla pişiyor. Aynı zamanda kilerde saklanıyor doğuda tuzla piştikten sonra. Pilav konusunda evet pirinç pişmemiş. Evet, kazın haşladığınız suyundan pilava koymanızı isterdim. Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Koydum. Hiç tadını alamadım. Koydum. Peki kazın pişme derecesi nasıl? Pişmiş mi kaz? Hayır, pişmemiş. Pişmemiş. Peki Cansu Hanım? Şu anda kürdana da ihtiyacım var ama isteyemiyorum. Çünkü pişmediği için biraz zorlandım. Hmm. Diş arasında da kaldım. Peki. Cansu Hanım? Öncelikle ben pilavdan başlamak istiyorum Kadir Bey. Biraz benim pilavım gibi, benim pilavıma da diri demişlerdi ya, davet sofrasına gitmiyor demişlerdi hatırlarsanız dün. Bulgur pilavına. Bu pilav da davet sofrasına gidebilecek bir pilav değil açıkçası. Biraz diri kalmış. Et konusunda da daha önce hiç yememiştim. Tadı güzel ama çok tuzlu. Özden Hanım'a burada katılıyorum. Evet içi biraz şey kalmış, çiğ kalmış. Yani çok mi? Fazla beğenemedim açıkçası. Etin mi? Her ikisi de. Her ikisi de. Pilavda evet. Diri diyor, kaz da biraz kaz, çiğ kalmış. Evet. Ben kazda. Pilavda bir diri ve aşırı tuzlu
Yani bilmiyorum, bu şekilde olacağını zannetmiyorum. Aşırı tuzlu olmuş. Ama elinize sağlık, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Peki, hangisi yani tuzlu? Kas. Pilav tuzsuz. Ki yani Cansu Hanım çok tuzlu, tuzlu seven biri. Dün hani çorbası falan tuzlu dediniz. Az önce çorbaya da tuz attım, yedim. Tuzsuz. Ona rağmen sana da tuzlu geldiyse. Evet, evet, bana çok tuzlu geldi. Peki Pınar Hanım? Gazeti ben beğendim açıkçası. Tuz olarak da bilmiyorum, çok fazla yoğun böyle bir rahatsız edecek bir şekilde bana tuz gelmedi. Pilav peki pişmemişliği da seni rahatsız etmedi kazan. Yani Özden Hanım az önce kürdan istedi. Beni sadece rahatsız eden tek şey koku. Koku. Defne koku yaprağı da attı halbuki içine. Ama evet, inanılmaz bir koku geldi. Hı-hı. Aslında yediğinizde o kokuyu almıyorsunuz. Pilavı tereyağıyla mı yaptınız? Evet. Tereyağlı tuzu da almadım. Tuzu da tereyağlı sıfır. Tereyağlı ve kas suyuyla yaptım. Kas suyuyla yaptım. Evet. Tuz atmadınız mı? Atmadım. Evet, tuzsuz çünkü. Tuzsuz. Direkt tuz. Atmadım. Tat yok çünkü, yani pilavda. Hayır, pilava tuz attım. Fazla atmadım çünkü kas tuzlu olduğu için, onu suyundan aldığım için evet, daha çok olmaz su. Evet, dengelemek dengelemeye istedim. Çalıştım. Evet. Peki, kaza baktığında cidden uğraştırıcı bir ana yemek mi? Menüsüne göre çok da değil. Çok yani da çünkü değil. Diğerleri basit, yani çok hani çabucak yapabileceği bir şeyler olduğu için gazeti o kadar hani... Direkt düdüklüye atılıp, şimdi ben hiç yapmadığım için soruyorum, tamamen öğrenmek için soruyorum bunu açıkçası. Direkt düdüklüye atılıp mı pişirilen bir şey bu? Kazı ilk önce su, yıkamadım, direkt suyun içine koydum, düdüklüyü kapattım, pişirmeye bıraktım. Bu kadar. Evet. Uğraştırıcı falan hiçbir şey yok, sadece bir bu. Bir saat pişmesini bekledim. Yani bir saat uğraşmadınız zaten ki yani sonuçta. Sadece kaz istiyor. O zaman uğraşmadınız yani. Düdüklüyü atıp da pişirmek ama kaz, kaz önünüze koydum, farkında mısınız? Sizin tamam gibi, şimdi ben etin en iyi yerinden koysaydım bir arada size öyle ben mi derdim yani? Yani şu an bütün tamam, ana yemek önemini yitirdi mi? Tabii gözünde ki de getirmiş adı oldu. Geçiyor. Sadece adı, aynen, değil ki sadece adı geçiyor. Yani kazı pişirmeyi marifet olarak görmüyor musunuz? Hayır. Ne marifeti var ki? Düdüklü tencereye atıyorsunuz, getiriyorsunuz. Belki fırındayıp farklı bir şekilde sunulup olsaydı o belki olabilirdi ve sunumla da yani iki saat içinde değerlendirirsek şöyle marifet saat... Ama eti pişirmekte. Ben eti pişirdim ama. Biz o de kadar pişirdik. Ama şey yok. Zaten diyorsunuz biz de doğalarımızı, kaz eti o kadar çiğ değil. Tekrar yer misiniz? Benim ben damak yedim tadıma göre evet biliyorum, eti de çok severim. İlk defa mı yiyorsunuz? Hayır, ilk defa yemiyorum. Benim Kars'ta arkadaşlarım var ve hı-hı, sürekli görüştüğümüz eşimin de benim de. Kars'tan geldi. Yeni geldi hatta. Peki, afiyet olsun. Evet Zeynep Hanım, sizden yorumunuzu alalım. Tabii ki. Sizin gibi köfte dolma da yapmadım. Evet, benim dolmam da çok güzeldi ama. Dolmam da pişmemiş bir durumda yoktu. Lezzeti de ayrı. Hadi lezzeti ana yemeğin yanına mı koymuşsun? Zeytinyağlıydı. Öyle bir şey yapmıştım. Etliydi. Ara sıcak. Dolmam. Ara sıcak. Dolma ara sıcak. Çünkü soğan dolması ara hayır, sıcak. Hayır, şöyle bir şey. Ya, hayır, bir ana tamam, yemek Zeynep olarak Hanım, yani bir şey yoktu size. Lütfen, ana yemeğim, ana yemek olarak benim bir şey yoktu. Ana yemeğim, normal söylemiştim, etli soğan dolmasıydı. Etli soğan dolması. Evet. Etli soğan dolmasıydı bu. Evet, benim ana speserim masamın işte, etli gördük, soğan dolmasıydı. Ve gayet gördük de çok peki güzel olmuştu. Kasa gelelim, Zeynep Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Pilavından başlamak istiyorum Kadir Bey. Pilavı dengeli karıştırmadığı için aralıklı çiğlik kalmış. Tuzsuz ve yine de arpa şehriye ne tabii ki davet sofrasında olmaz. Tabii ki pilav yapıyorsunuz, önemli. Tabii ki dengeli karıştıracaksınız. Eğer beyazlık kalmışsa o pirinçlerin içinde anlayın ki o lapa olur. Onu da kavurmanız gerekiyor. Dengeli kavurulacak. Pilavı beğenmedin. Hayır, kesinlikle. Tutturamamış. Zaten şehriye koymuşsunuz, mümkün değil ama eline tabii ki sağlık. Afiyet kaz etiniz de zaten zamanında size gelmiş. Tabii ki 20 kere de yıkasanız o kaz etiniz suyu şey tuzu gitmez. Gitmez. Ama suda bekletseydiniz 2 gün veya 1 gün ona işte onu yapamazdım. Niye? Hani ne zaman geldi? Yarışmada yapmak zorundaydım. Hayır, yok, suya değil bırak diyor, beklesin, he, tuzunu beklesin, atsın diyor. O tuzu atsın. Onu suda bekleseydiniz ha, bu kadar pişer. Daha fazla pişmez. Çünkü neden? Tuz o kadar içinde var ki. Yani bu kadar pişer. Pişmesi iyi, sıkıntı yok. Ha, tuz mu engel oluyor bunun pişmesine? Hani tuzdan pişiyor ya. Ama Özden Hanım hı-hı çiğ dedi yani şey yeteri kadar pişmemiş dedi. Evet, yeteri bu kadar pişmemiş. Bu saat bu kadar olur. Aynen. Peki. He, bu saat bu kadar yani olur. Yani sen kazı beğendin mi? Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi kazı çok beğendin mi? Beğenmedim tabii ki. Hem tuzlu hem şölen şok tamam, yok. Görselini beğenmedim. Tabii ki. Ama pişmiş. Öyle olmaz. Ama pişmiş diyorsunuz. Hadi et evet pişmiş ama tuzlu. Benim kaz etim gayet iyiydi. Gayet de iyi pişmişti. Hiçbiri kusura bakmasın. O kadar kaz eti yedim, böyle koku görmedim. Bana ne getirmişti biliyor musunuz?
boyu, hindi boynu. Kazeti konusunda birazcık acımasız davrandılar. Bence hiç pişmemiş değildi. 2 saat içinde pişebileceği kadar. Peki, Revani'ye geçelim sevgili seyirciler. Bakalım o nasıl olmuş. Ellerine sağlık şöyle vereyim. Salatanızı da beğenmedim. Salatayı da evet, çok sulanmış ve çok iri. Hiç çoban salatası değil. Salata hepimizin salatası sulandı. Çünkü bir bekleme süresi var. Benim sulanmadı. Hayır, çoban salatası kabul ederim. Benim salatam sulanmadı. Nazlı Hanımcığım, masada yemekleriniz az mı konuşuluyor? Vuruyorum. Zeynep Hanım yine ortada. Hep onu konuşuyorlar. Hep Zeynep Hanım'ın masası. Hep Zeynep Hanım. İşte Cansu Hanım. Biri diyor ki gazete pişmiş, öbürü diyor ki pişmemiş. Pınar Hanım'la Zeynep Hanım pişmiş dedi. Özden Hanım'la Cansu Hanım pişmemiş dedi. Çünkü yemedikleri için. Gerçekten bir saat içinde bu kadar pişirdim, zahmet ettim. Gayet de iyi pişmiş, ben de beğendim. Tamam, tuzu bir tık fazla olmuş olabilir. Beğenmemeleri beni şaşırttı. Ve ilk defa yiyeceğiz demişlerdi. Bilmedikleri yemeğin tadını nasıl beğenmiyorlar? Yani bilmediği yemeğin tadını da beğenmediler. Nasıl beğenmiyorlar onu da anlamadım. Hem biz bilmiyoruz nasıl tadını, merak ettiklerini söylediler. Tadıyorlar bu sefer de, biz tanımıştık, biliyorduk. Peki, yorumlara geçelim. Evet, Zeynep Hanım irmiğini az buldu. Beğenmedin Devam mi? Devam edeyim mi? Evet, evet, buyur. Evet, beğenmedim kesinlikle. Kek gibi olmuş. Kekin üzerine bir şerbet döker gibi. Zaten menüye de uygun değil. Bir etten sonra yani bir irmik tatlısı mümkün değil. Davet sofrasına el hiç yakışmaz. Sizinki uygun muydu? Tabii ki. Yine başladım. Bak şimdi diyecek, sen öyle diyeceksin, o sana uygun mu diyecek? Peki, Pınar Hanım'a gelelim. Biz eskiye dönmemeye çalışıyoruz. Beni bazen açtım, tamam. Özür dilerim. Pınar Hanım, buyurun. Siz suyunuzu için yorumu afiyet alalım. Afiyet olsun. Evet, biraz irmik az ama tadı, şerbeti ben beğendim. Sadece biraz daha hani her yere şöyle söyleyeyim, bir tarafta var. Şerbet yok, bir tarafta yok şerbet. Ama tam çekmemiş. Tam çekmemiş. Onu da acaba 2 saat hani kısa bir süreyle oldu. Bilmiyorum hani ne süreçte yaptı ilerlemeyi. Hani ilk başta tatlıdan senin mı başladınız? Senin damağına hoş geldi mi tadı? Ben beğendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben arkadaşlarım gibi değilim. Gayet adil bir insanım. Tatlısı bence güzeldi. Pınar Hanım, adilim diyorsun. Diğer arkadaşlar gibi değilim diyorsun. Ya kek, bildiğin kek. İşte bu kadar yemekten anlıyorsunuz. Özden Hanım, size Revani'yi sevdirebildik mi? Asla. Asla. Yani ben Revani, belki Nazlı Hanım da hani basit bir tatlı sevebilirim diye düşündüm. Ama Revani, evet. Sevemeyeceksin. Yani bu sizinle alakalı bir problem yoksa bu revanede mi güzel olmamış? Yok. Kuru kalmış. Evet, kek gibi söylediği gibi Zeynep Hanım'a katılıyorum. Evet. Anladım. Kek gibi olmuş. Limon var mı? Var. Rendeledin mi içini? Rendelemedim, sıktım. Sıktın suyunu. Yani, ben içerisine rendelerdim. Aynı zamanda kabuğunu. Güzel bir görüntü aramasında aynı şekilde verirdi. Gayet güzel olurdu. Peki, afiyet olsun. Teşekkür ama beğenmediniz ederim. Zaten. Limon kabuğu rendeleseydi de beğenecek miydiniz yine bu şekilde olsaydı? Şerbeti ve limon kabuğunun rendesini, aromasını almış olsaydı tabii ki beğenecek. Peki, Cansu Hanım. Ben tatlısını beğendim Kadir Bey. Yalnız şerbetini tam çekmemiş. Dediği gibi Özden Hanım'a katılıyorum. Benim kayınvalidem çok yapar. Onun da spesiyeli odur. Ellerine sağlık. Aynen, ellerine sağlık. Sizi tatmin etti mi Revani tatlısı tatlı olarak? Tatmin etti tabii ki. Benim hoşuma gitti. Peki. Lezzetli. Revani'yi zaten sevmiyordum. Bundan sonra da hiç yemeyeceğim. Tatlım çok güzel. Tatlımla çok iyi puan alacağımdan eminim. Afiyet olsun. Evet. Nereye gidiyoruz? Büyük finale gidiyoruz ama onun öncesinde herkes puanlarını verecek. Gizli puanlamanın ardından bu masaya oturacağız. Ve toplamda kaç puan aldınız? 50.000 TL'nin sahibi kim? Bu haftanın birincisi kim olacak? Hepsini öğreneceğiz. Ne oldu? Biraz sonra birazdan bir şey söyleyeceğim de müsaade ederseniz. Neyle ilgili? Bizimle ilgili. Sizinle ilgili. Masaya, evet. Müsaade peki. Ederseniz size tabii. Birazdan ama. Önemli bir şey mi? Bir anda durdurunca o yüzden şaşırdım. Öyle mi? Lafınızı mı kestim? Ya hayır. Çok önemli bir konu mu yani? Kimle alakalı? Yok. Şey, birazdan ama. Birazdan. Evet. Peki. Gizli puanlamaya gidiyoruz efendim. Ardından geleceğiz. Önce Zeynep Hanım'ın konusunu dinleyeceğiz. Ve ondan sonra da haftanın birincisini öğreneceğiz. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. Hadi o zaman gidiyoruz büyük finale. Nazlı Hanım'ın menüsünde sadece pırasalı böreğini beğendim. O yüzden Nazlı Hanım'a puanı... Bugün Nazlı Hanım'ın menüsünde sadece etin pişmesini beğendim. Başka da hiçbir şeysini beğenmedim. O yüzden Nazlı Hanım'a puanım 2. Nazlı Hanım'ın menüsünde böreğine, gazetine,
ve tatlısını beğendiğim için puanım... Nazlı Hanım'ın böreğini ve tatlısını beğendiğim için ona puanım... 2. Nazlı'nın ellerine kollarına sağlık. Bir haftadır çok sessizdi ama bugün mutfakta elinden geleni yaptı. Açıkçası masada Nazlı savunuşlarıyla beni çok şaşırttı. Bu kadar konuşacağını düşünmüyordum. Yine iyi laflar söyledi. Çorbaya gelince çorbası aşırı tuzsuzdu. Yani lezzetsiz bir çorbaydı maalesef ki. Hamur açmıştı ama lezzetli gelmediği için bir önemi kalmamıştı. Arasçağa gelince hanımların yüz ifadesi Zeynep Hanım bu el açması değil deyince nasıl değişti? Hele Özden Hanım inanılmaz şaşırdı. Evet el açması değildi ama çok lezzetli olmuştu. Bu hafta yediğim belki en iyi ara sıcaklardan bir tanesiydi. Ben çok beğendim. Ana yemeğe geldiğimizde ise pilavı pişmemişti, diriydi. Kaz aşırı tuzluydu maalesef ki. Keşke onu önden haşlayıp suyunu döküp tekrar koysaydı. Revaniye gelince evet şerbeti biraz azdı ama revaniyi çok seviyorum ve bayağı da hoşuma gitti. Eline koluna sağlık diyorum ve puanımı veriyorum. Evet, son masayı da bitirdik sevgili seyirciler. Açıkçası ben bu hafta aman aman bir hamaratlık göremedim. Bakalım içlerinden kim birinci olacak hep birlikte görelim. Kapalı puanlamayı ben de sizin gibi merak ediyorum. Hazırsanız büyük finale gidiyoruz. Haydi buyurun. Ben gayet güzel ve şık menü hazırladım. Bugünün birincisi ben olacağım. Nazlıcığım, hayal görüyorsun, birinci olamazsın. Yemeklerini yedik. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Nazlı Hanım bu menüyle kesinlikle birinci olamaz. Enem Arat benimden büyük finalden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Hanımlar tekrardan hoş geldiniz. Hoş herkes hoş kapalı puanlamasını yaptı. Evet, birazdan tek tek puanları açıklayacağım. Önce kapalı puanlamayı açıklayacağım. Kim kime ne verdi? Arkadaşlarınızdan toplamda kaç puan aldınız? Önce ben onları söyleyeceğim. Ardından benim verdiğim puanlarla birlikte kim birinci, kim ikinci, kim sonuncu onlar ortaya çıkacak. Zeynep amca siz bir şey söyleyecektiniz girmeden önce onu bir alayım. Evet Kadir Bey müsaadenizle. Tabii buyurun buyurun. Arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah canına almasın seni. Teşekkür. Ben de gene bir şikayet bir şey gelecek diye bekliyorum. Biz de sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Ne kadar samimi sevgiler evet. Görüyorsunuz. Sanki bir haftadır hiç ben girmemişim hiç. Saçmaşa gibi. Biz kadınlar evet, evet neyse ki olayı tatlıya bağladık. Bu evet. Bir yarışma evet. Tabii ki. Evet. Tartışma evet. Da olacak, gerilme tabii de olacak. Tabii her şey ki. Bir arada burada. Mutlaka. Şimdi ortada 50 bin lira var arkadaşlar. Şaka maka değil. 50 bin TL şu anda önümüzde. Evet. Nakit, drink. Hazır mısınız? Evet. Şimdi herkes kapalı puanlamayı merak ediyor. Eminim eve gittiniz. Acaba kim bana ne verdi? İnşallah ben ondan daha düşük vermemişimdir de daha yüksek vermemişimdir kafanızdan geçiriyorsunuz. Evet. Seyirci zaten biliyor kimin kime ne verdiğini. Şimdi birinci günden itibaren başlıyorum. Hazır mısınız? Evet Zeynep Hanımcığım. Arkadaşlarınız... Size toplamda, Zeynep Hanım arkadaşlarınızdan toplamda 9 puan aldınız efendim ilk gün. Evet. Hızlıca ikinci güne geçiyorum. Pınar Hanım, ikinci gün yarıştınız. Yorumlarınızı biliyorsunuz. Masada nasıl eleştiriler yaptılar size. Evet. Güzel geçmiş miydi gününüz? Yani orta seviyede olduğunu orta düşünüyorum. Orta seviyedeydi. Kral tacı yaptın. Kral tacı yaptım, evet. Peki, hazır mısın? İyi kaptığınızı özel olsun diye. Arkadaşlarından toplamda 11 puan aldım Pınar. Şu anda arkadaşlarından aldığım puan 11 puan. Zeynep Hanım pek hoşuna gitmedi tabii herhalde ki. Herhalde hoşuma gitmez yani. İlk gün geldiklerinde zaten taktılar kafaya beni. Yaptığınız büyük bir haksızlık. Yani adaletsizlik. Ama diğer puanlara bir bakalım yani, daha diğerleri açıklanmadı olsun ki. Olsun ama sizin puanlarınız önemliydi. Ben size ikram ettim. Ben sizi davet ettim. Kadir Bey'in puanı yok bunun içinde ama. Şu anda sizin puanlarınız. Yaptığınız yani. Büyük bir haksızlık. Ama arkadaşlar. O kuru kadayıfem verdiniz o kadar puanı. Tam giderek şimdi bana sarcak herhalde. Hazırsanız. Bana sarmak değil yani ben daha gerçeğini konuşacağız, söylüyorum konuşacağız yani. Arkadaşlar daha çok konuşacağız. Üçüncü günü açıklıyorum. Üçüncü gün kim yarışmıştı? Özden Hanım. Özden Hanım arkadaşlarından toplamda 8 puan aldınız Özden Hanım. Hadi bakalım. Yani burada görüyorsunuz Kadir Bey. Konuşunca diyorlar Zeynep konuşuyor. Şimdi Özden Hanım'la benim menüm, benim masam, benim yemeğim bir miydi? Öyle Özden mi? Hanım'ın hem yemeği yoktu hem
Hem yemin yemeğim yok. Tamam, sizden yüksek almamış ki 8 almış. Tamam, aramızda bir puan var yani. Sizin benden işte daha alt almanız ya, lazımdı. Çünkü öyle benim basam haftanın kılçıklı en şık masasıydı. O pişmeyen kılçıklı servis tabağındaki zeytinyağlınız. Pişmeyen mi? Tabii ki pişmemişti. Ve sulun diye bir şey yoktu ortada. Yeşillik konusunda. Tabii ki yeşillik mi? Yeşillikleri bilseydiniz güzel ortaya bir şey sulsaydınız. Hala öğrenememişsiniz. 4. gün yarışmacımız Cansu Hanım ve arkadaşlarından toplamda Cansu... Hazır mısın Cansu? Hazırım. Toplamda arkadaşlarından 10 puan aldın Cansu. Heh, buyurun bakalım. Şaka hadi gibi. Bakalım. Cansu 10 puandaysa bu şu anda sizin marifetiniz, sizin verdiğiniz puanlar. Yani. Yani. Özden Hanım 8 puandaysa yine sizin marifetiniz. Şu an ortada ben yokum. Evet, son yarışmacımız Nazlı. 5. gün yarışmacımızı açıklıyorum. Bugünün yarışmacısı efendim. Nazlı hazır mısın? Çiçeği burnunda yarışmacımız. Daha taze yarıştı. Evet. Nazlı. Arkadaşlarından toplamda iyi bir puan bekliyor musun? Yani bekliyorum. Bekliyorsun. Güveniyorsun arkadaşlarına. Nazlı arkadaşlarından toplamda 9 puan aldı efendim. Şimdi kim kime ne verdi? Asıl işin rengi orada. Öyle. Şöyle söyleyeyim. Pınar Hanım'a Cansu Hanım 2 puan verdi. Özden Hanım 3 puan verdi. Zeynep Hanım 2 puan verdi. Ve Nazlı senin masana 4 puan verdi. Nazlı i̇şte Hanım. Anladın mı? Evet. Yani hani Nazlı'ya soralım. Nazlıcığım neden Pınar'a 4 puan verdin? Yani arkadaşlar düşük evet, puan vermişler. Evet, niye verdin? Ve şu an 4'ünü merak ediyorum. Mantar çorbasını çok beğendim. Tamam 1. Ve böreğini beğendim. Böreğini beğendim. Evet. Bu ikisi 4 puan. Evet. Bu ikisi 4 puan. Kral tecim vardı sunumun. Şov yani o. Peki ikinci güne geliyorum. İkilik bir puandı. Pardon arkadaşlar. Evet. Şimdi sıra geldi. Hemen açıklıyorum bu arada. Cansu Hanım'ın gününe geliyorum. Cansu, sence senin masana en yüksek puanı kim vermiştir? Masandan kim tok kalktı ya da beğenerek kalktı? Ben iki kişiyi düşünüyorum açıkçası. Pınar Hanım ya da Nazlı Hanım diye. Çünkü yorumlara bakarsak o şekilde. Cansucuğum, sana masanda en yüksek puanı iki kişi verdi. Tahmin ettim. İki kişi. İki kişi. Evet, biri hakikaten Pınar Hanım. Ben de Nazlı aynı. İkincisi Zeynep Hanım. Cansu, Zeynep Hanım seni ağlattı masada. Evet, aynı evet, şekilde ağlattı. Yani boş tabak dedi ve sana 3 puan verdi. Muhtemelen emeğime verdi çünkü ben 3... Emeğine mi verdi evet, yoksa ağladığı verdi. İçin biraz duygusal mı düşündü? Yok, hayır, kesinlikle. Hiçbir yemeğimi doğru dürüst beğenmedi. Bence de. Çünkü... Peki, Cansu'nun genel puanlarını söyleyeyim. Pınar Hanım'dan 3 puan aldınız, Zeynep'ten 3 puan aldınız, Özden Hanım'dan 2 puan aldınız, Nazlı'dan da 2 puan aldınız. Beğendim. Peki, Zeynep abla hazır mısın? Kim sana ne verdi söyleyeyim evet, mi? Merak ediyorsun. Aynen. Evet bakalım Zeynep Hanım arkadaşlarının istediği puanları alabilmiş mi? Pınar size 2 puan verdi. Yani. Nazlı Hanım size 2 puan verdi. Aferin Nazlı. Özden Hanım size 2 puan verdi. He. Cansu size 3 puan verdi. Yani senin masanda da en yüksek puanı Cansu sana vermiş. Peki hazırsanız Özden Hanım'ın puanını açıklayacağım. Yok pardon, önce Nazlı Hanım'ınkini açıklayacağım. Nazlı. Pınar Hanım 3 puan verdi, Özden Hanım 2 puan verdi, Zeynep Hanım 2 puan verdi, Cansu Hanım 2 puan verdi. Evet. Peki Özden Hanım'ın hemen puanlarını açıklıyorum. Özden Hanımcığım, Cansu Hanım'dan 2 puan hepsinden aldınız. Hepsinden 2 puan. Hepsinden 2 puan aldığınızı mı düşünüyorsunuz? Evet. Evet haklısınız. Hepsinden 2 puan aldınız. 8 yapıyor, evet. Yani Özden Hanım, Cansu Hanım'a 2 puan vermiş, Zeynep Hanım'a 2 puan vermiş, Pınar Hanım'a 3 puan vermiş, Nazlı Hanım'a 2 puan vermiş. Sizin de bu hafta bir tek 3 puanı kullanmışsınız. Onu da bir tek evet. Pınar Hanım'a kullanmışsınız. Peki şimdi sıra geldi artık toplam puanlar açıklamaya. Şu anda önümüzde 50.000 TL var arkadaşlar. Herkes bu masaya hayalleriyle oturdu. İyi misiniz Zeynep Hanımcığım? Herkes bu masaya hayalleriyle oturdu. 50.000 TL için geldik. Evet marifetimizi gösterdik. Bu bir yarışma. Olan oluyor, olmayan olmuyor. Stres, heyecan her şey var burada. Aynen. Her şey olabilir arkadaşlar. Hazırsanız, şimdi bu hafta 3 tane, birinci var tam tamına 3 tane. Evet Kadir Bey. Aynı puan var demeyin. Tam tamına 3 tane. Evet Kadir Bey bekliyoruz. Madalya mı var? Para evet mı? Şu anda önümde 50.000 TL var. Evet onda bize ve elimdeki kartta tam tamına 3 tane. Birinci var. İkinci var arkadaşlar. Oh. Üç tane ikinci var. Oh. Üç ikinci. Bir birinci. Eyvah. Ve bir tane de sonuncu var. 50.000'i üçe bölmüyoruz. Evet.
Hazırsanız en azından bu güzel sonuncuyu olur. Açıklıyorum. Tabii. Evet, dediğim gibi bu bir yarışma. Kazanan olduğu gibi kaybeden de olacak. Tabii. Hızlıca açıklıyorum arkadaşlar. Enem Arat benim de yeni sezonda ilk haftamızda toplamda 15 puan alarak sonuncu olan yarışmacımız toplamda 15 puanla Özden Hanım oluyor efendim. Aa, evet, şaşırdım. Özden Hanımcığım. Ben de şaşırdım. Çok şaşırdım. Hak etmedim. Gerçekten çok şaşırdım. Evet, gönül isterdi ki daha iyi puanlar alasınız ama maalesef ki arkadaşlar hep 2-2-2 verdiler size. Ellerinize kollarınıza sağlık tekrardan. Afiyet olsun. Evet, elinize sağlık. Evet, 3 tane ikinci var. Bir, iki, birazdan üç. Onları açıklayacağım. Bu arada Özden Hanım'a ben temizlik için 5 puan verdim. Ellerine, kollarına sağlık. Temizlik yapışınız da gayet güzeldi. Yaparken de bir kusur görmedim. Yemeklerinize maalesef ki benden 2 puan aldınız Özden Hanımcığım. Kusurlar vardı yemeklerde. Elinize kolunuza sağlık. Röportajımı zaten izleyeceksiniz. Hı hı. Tüm şeffaflığıyla tüm yorumlarımı yaptım. Ben yarışmacılar gibi düşünmüyorum. Ben öyle küçük şeylere takılmıyorum. Çünkü bu bir yarışma, 2 saatlik stresiniz var. Tabii gayet. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Burada yapamadığınız diye de asla siz yemek yapamıyorsunuz anlamına gelmiyor. Kesinlikle öyle düşünmeyin. Evet. 3 tane ikinciden ilkini açıklıyorum. Hazır mısınız? Toplamda 16 puan alarak Enem Arat benim de bu hafta ikinci olan yarışmacılarımızdan ilkini açıklıyorum. Toplamda 16 puanla ikinci olan yarışmacılarımızdan ilki Nazlı Hanım oluyor efendim. Nazlıcığım ellerine kollarına sağlık. Toplamda 16 puanla ikinci oldun. Son 3 kişi kaldı. Evet. Bunlardan 2 tanesi ikinci, 1 tanesi birinci. Birinciyi mi direkt açıklayayım yoksa tek tek ikincileri açıklayarak mı gideyim? Siz birinciyi açıklayın. Ama birinciyi açıklarsanız daha iyi olur. Birinciyi mi açıklayayım? Daha kısa bir heyecan yaşarız biz hoşçakalın. Yani bir stres eğer halindeyseniz. Evet. Evet. Peki o zaman hızlıca isterseniz. Birinciyi açıklıyorum. Hadi. Hadi Kadir. Kadir Ezil değil Enem Arat benim de. Bu haftanın birincisi 50.000 TL'nin sahibi ve Enem Arat benim madalyasının sahibi. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet, hazırız. Bekliyoruz Kadir Bey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi Kadir Bey, vallahi takdir edeceğim. Kadir Ezil ile Enem Arat benimin birincisi. 50.000 TL. Nereye? Şöyle bir gezeyim de. Hayır. Gez. Geziyorsan gez. Salonu al. Ay. 50.000 TL'nin sahibi, elimdeki madalyanın sahibi, bu haftanın birincisi. Enem Arat benim de. Kadir Ezil ile Enem Arat benimin birincisi. Ya. 3, 2, 1. Kullanım oluyor efendim arkadaşlarla. Gel. Şimdi de gelmiyor. Tebrik ederim. Yani yaptığınız büyük bir haksızlık. Ciddi söylüyorum. Buna ne hissediyorsun? Ben Süryama anlatmıştım biliyorsunuz değil mi? Evet, söylemişti kendi bölümünde. Evet. Evet, zorlu bir haftaydı. Çok zorluydu. Evet. Yani kral tacını seçmemin sebebi ilk haftamız. Böyle çok güzel geçsin, farklı olsun, davet masasına uygun olsun. Belki bazı arkadaşlarınız basit gördü, bazıları umursamadı. Ama neticede bir farklılık olsun istedim. Masada bir görüntü olarak, görsellik olsun. Öncelikle insanların gözü doysun, davet masası olarak düşündüm. Yani peki, çok teşekkür ederim. 50.000 TL'leri şöyle armağan ediyorum sana. Hayal etmedim, ne yapacaksın 50.000 TL'leri? İlla ki bir plan kurmuşsundur. Sen şimdi rüyanı da gördün dedin. Evet. Bu 50.000 TL'yi çocuğum için. Yani bugüne kadar hep ağladım. Artık ağlamak istemiyorum. Ona da mutlu, hani güzel bir hem anı bırakmak istiyorum. Çok yakın bir sürede sevdiklerini teker teker kaybettin. Evet. İki abini, evet. Anneni. Zorlu bir süreçten geçtin. Evet ve benim 6 yaşındaki oğlum sürekli beni hep teselli etti. Hep seni ağlayarak gördü. Evet. Bugün de bana dedi ki hatta. Zeynep Hanım peçete getirmişti ya. Anne bunu götür Zeynep Hanım'a. Sen birinci olacaksın. O ağlasın dedi. Hatta. Bugün ilk defa ya. Belki de mutluluk için, mutluluktan evet, akıyor evet, gözyaşların. Evet. O zaman oğlun ileride büyüyecek ve bunları izleyecek. Şöyle kısa geleceğe bir not düş oğluna.
Oğlum senin için başardım. Gerçekten. Ve bunu şöyle söylemek istiyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Çünkü burada bir evet 50 bin lira çok büyük, çok değerli bir ödül. Herkesin hayali olan bir şey ama siz burada bana bir sürpriz yaptınız. Yayın, benim sizinle. Evet. O benim için bu 50 bin kenara koyup o sürpriz benim için çok değerli. Çünkü buradaki insanlara inanılmaz değer veriyorsunuz. Yani paranın dışında, para evet bir ödül, bir yarışma ama manevi değerli olan şeylere çok inanılmaz değer verip saygı gösteriyorsunuz. Sizin için önemli olan manevi değer de bizim yaptıklarımız. Sizin özeliniz, bizim evet, özelimiz. Evet, burada inanılmaz bir samimiyet. Yani yapımcınıza, herkese tek tek teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir hafta geçirdik. Siz de programımıza gereken hassasiyeti sağladınız. Aynen. Bütün bayanlara da söylüyorum. Bütün bayanlara. Çünkü çevremde çok çekinen. Aa ben gidemem, yapamam, cesaret edemem. Şöyle seslen hanımlara. Bütün bayanlara sesleniyorum. Cesaret edemem, yapamam. İşte yok çekinirim, ben konuşamıyorum. Kesinlikle olmasın. Ben normalde çok konuşkan bir insanım. Yani kendimi çok ifade eden, çok enerjik dolu bir insanım. Çağır gelsinler hanımlar. Çok fazla yansıtamadım ama ya bütün bayanlar gelsin. İnanılmaz bir enerji. Bir hafta boyunca kendime geldim diyebilirim. Bütün üzüntülerimi, sıkıntılarımı. Ben ağladım, onlar da ekipte ağladı. Hadi bakalım. Herkesi gördüm. Bekliyoruz o zaman. Seni daha fazla yormak istemiyorum. Hemen puanlarımı da söyleyeyim. Nazlıcığım, temizlik için benden 4 aldın. Yemek için benden 2 aldın. Zeynep ablacığım, temizlik için benden 4 aldın, yemek için benden 3 puan aldın. Eğer ki bir yemeğin daha güzel olsaydı benden 4 puan alabilirdin. Elinden geleni yaptın. Ama maalesef ki puanları siz birbirinize verdiniz. Kapalı oylamaya rağmen birbirinize verdiğiniz puanlar ortada. Pınar Hanımcığım, arkadaşlarınızdan 11 puan almıştınız. Benden yemek için 3, temizlik için 5 puan aldınız. Toplamda 19 puan ulaştınız. Temizlik için 4 puan aldınız. Teşekkür ederim. Özden ablacığım, temizlik için 5 puan almıştın, yemek için 2 puan almıştın benden. Cansu, temizlik için 4 puan, yemek için 2 puan aldın. Toplamda 16 puan ulaştın. Eğer temizlikte o dediğimiz şeyi yapmasaydın, sen de tülü içeri çıkmasaydın daha iyi puan alabilirdiniz. Evet. Küçük hatalar bunlar. Evet. Bu bir yarışma dediğim gibi önünüzde koca bir ömür var. Daha ne hamar attıklar gösterirsiniz. İnşallah. Evet, ilk haftaydı. Ben de çok heyecanlıydım. Nasıl geçecek dedim. Sayenizde su gibi aktı, geçti. İnşallah. Güzel de eğlendik. Tatlı atışmalar tabii ki olacak. Bu bir yarışma. Güzel sohbetlerimiz de oldu. Bu haftayı da böyle kapattık. Pazartesi günü bakalım. Kendine güvenen, hamar atın diyen kimlerle ekranda olacağız. Pazartesi günü Aysat'la görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Hayırlı olsun.